Ülke TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler, gündem programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye ve dünya gündemini 1 saat 45 dakikalık zaman diliminde konuklarımla birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Türkiye'nin gündemi, hatta dünyanın da gündemi Orta Doğu, özellikle de Irak değerli izleyenler. Zira Irak'ın kuzeyinde Mesut Barzani yönetimindeki bölgesel Kürt yönetimi referanduma gitti. Bugün itibariyle o beklenen tarih, o 25 Eylül acaba olacak mı olmayacak mı soruları arasında bugün Irak Kürt yönetimi liderliğindeki Barzani hareketi referanduma götürdü bölgeyi. Ve referandum önümüzdeki dakikalarda artık resmi olmayan sonuçlar açıklanacak ve gecenin ilerleyen saatlerinde de artık net sonuçlar elimize gelmiş olacak. Şu ana kadar Irak'ta birçok bölge şaibeliydi. Acaba yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması vardı. Onlardan birisi, belki de en önemlisi Kerkük'tü. Kerkük'te bugün sokağa çıkma yasağı vardı değerli izleyenler. Böyle bir bölgede referandum gerçekleşti. Basın mensupları içeri alınmadı, içeridekiler de dışarı bırakılmadı peşmerge kuvvetleri tarafından. Ve böyle bir ortamda da referandum gerçekleştirilmeye çalışıldı. Akşam saatlerinde Erbil'de tabii sevinç gösterileri vardı. Kürt yönetimi evet çıkacağından oldukça emin. Önümüzdeki günlerde artık Kuzey Irak'ı ne bekliyor? Türkiye nasıl hamleler yapacak? Ambargo ilk etapta görünen Türkiye'nin yapacağı. Bu konuları değerlendireceğiz. İki değerli konuğum var değerli izleyenler bugün. Güneş Gazetesi yazarı Kayahan Uygur. Kayahan Bey hoş geldiniz. Ve TAİM Genel Koordinatörü Mehmet Altundağ. Mehmet Bey hoş geldiniz. Kayahan abi seninle başlamak istiyorum. Olacak mı olmayacak mı tartışmaları yapıldı. Uzun süredir tartıştık, bu stüdyoda konuştuk. Yazılar yazıldı. Olmama ihtimali yüksek denildi. Barzani kendi ayağına sıkmayabilir denildi ama bugün 25 Eylül o beklenen tarih geldi. Barzani bugün referanduma gitti ve birçok yerde az önce de ifade etmiş olduğum gibi şaibeli bir referandum gerçekleştirildi. Evet. Şaibeli bir referandum zaten baştan beri biz söylüyoruz. Neler söylersin? Ya zaten referandum Irak Anayasası'na aykırıydı. Dolayısıyla geçersiz de hukuk dışı bir referandumdu. Evet. İşte daha önce de uzun uzun tartışılıp konuşulduğu gibi burada mesele orada yaşayan Kürtlerin bir devlet sahibi olmaları falan değil. Burada çok daha büyük oyunlar dönüyor. Buradaki asıl amaç daha önce bu bölgede hem Irak'ta hem Suriye'de DAEŞ üzerinden tertiplenen mezhep çatışmasını şimdi etnik bir çatışmaya çevirmek ve bu şekilde Irak'ta başlatılıp daha sonra Suriye'de devam ettirilmek üzere Kürt etnik grubunun bulunduğu 4 ülkede, yani Türkiye'de ve İran'da da problemler yaratmak. Aslında bu olaylara yakından izlediğimiz zaman şunu görüyoruz. Bu referandumu dünyada destekleyen tek ülkenin İsrail olmasından ve açıkça İsrail bayraklarının orada dalgalandırılmasından da verilmiş olan bir mesaj var. Aslında bütün bu olaylar bölgedeki İran İsrail gerginliğiyle yakından ilgili. Şimdi olayları tekrar baştan bir alırsak, son yılların olaylarını bir hatırlayalım. Evet. Aslında olaylara şöyle objektif bir gözle baktığımız zaman Amerika'nın 2003'te Irak'a müdahale etmesi ve Saddam'ın devrilmesi bölgede bir dengesizlik yarattı. Şöyle ki Irak'ta etnik gruplar arasında en kalabalık olan grup Şiilerdi. Fakat yıllardan beri öyle bir yapı oluşmuştu ki %30'luk Sünni kesim, yani Sünni Araplar ülkeyi yönetiyorlardı ve ülkenin yönetiminde geleneksel olarak büyük bir ağırlık taşıyorlardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri oraya zaten müdahale edince orada Şiiler birden büyük bir ağırlık kazandı. Şiiler ağırlık kazanınca İran da ağırlık kazandı. Haliyle. Zaten bir de Amerikan yönetimi Sünnileri devletten tamamen temizleyip, yani ilkokul öğretmeni olan Sünniyi bile işten atıp onun yerine Şiileri yerleştirince burada tabii Sünniler aleyhine, Sünni Araplar aleyhine çok dengesiz bir durum olmuştu. Mezhepsel bir dengesizlik. Hatta o zaman hatırlayalım, Suudi Kralı diyordu ki Amerikalılara, siz gümüş bir tepsi içinde Irak'ı İranlılara hediye ettiniz. Olaylar bu şekilde gelişirken birkaç yıl sonra bu dengesizlikte İran'ın gittikçe güçlenmeye başladığını gören Amerika bu kez İran
karşıtlığını körüklemeye başladı ve İran'a bir ambargo uygulama girişiminde bulundu. İran'ın nükleer çalışmalarını bahane ederek. Halbuki birçok ülke nükleer çalışma yapıyordu ve İran'ın yıllardan beri nükleer silahları vardı. Yani Dimona'da. Ki satlama füze olayı da aynı. Satlama füze aynı. Bahane ederek. Ama burada şunu görüyoruz ya, çok enteresan bir durum. Gerçekte sırf askeri olarak baktığınız zaman, jeopolitik olarak 1960'larda İsrail'in atom bombası elde etmesi aslında bölgede bir kuvvet tekeli oluşturdu. Yani atom bombası olunca Orta Doğu'nun tek hakimi İsrail oluyor. Şimdi Amerika'nın Irak'a yaptığı müdahale aslında İsrail'in bir rakibini düşürmekti. Fakat Saddam'ı düşürünce onun yerine İran çıktı. İran'a bu sefer ambargo uygulamaya başladılar. O anda o döneme kadar, yani 2009 yıllarına kadar bölgede hep Amerika'ya yakın bir politika izleyen Türkiye, işte o One Minute olayı vardı ya, o One Minute olayından itibaren politikasını aslında değiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın o çıkışı nasıl devam etti? Şöyle devam etti. Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoya uymadık. Hatta karşı çıktık. Hamas'ı destekledik İsrail'e karşı. Ve o dönemde Hamas'ı destekleyen iki ülke vardı. Biri Türkiye, biri İran. Bu durum, işte o zamanlar eksen kayması tartışmaları oldu. Bu durum bu şekilde bir tutalım yani, evet, olduğu yerde. Sonra devamını getirelim. Biz İran'la bu şekilde iyi bir anlaşma içindeyken, tabii Türkiye'de FETÖ olsun, işte 17-25 Aralık olayları olsun, bütün bunlarda Türkiye'ye karşı Amerika çeşitli denemelerde bulundu bunu engellemek. Aslında Amerika'nın en önemli amacı Türkiye'nin bu İran politikasını değiştirmekti. Hatta Sayın Müsteşarımıza yönelik komplonun da sebebi buydu. Arkasında Müsteşarımız İran ajanlığıyla suçluyorlar. Evet. İsrail basını tarafından. Evet. İran, yani bütün konuların odak noktası aslında, yani boşu boşuna şimdi biz tartışıyoruz ya, Kürtlerin hakları, Türklerin hakları, Araplar, insan hakları, self determinasyon, kendi kaderin tayi, bütün bunlar boş laftır. Aslında kim kuvvetliyse, kim askeri açıdan, kimin atom bombası varsa, kim askeri açıdan kuvvetliyse, kim ekonomik açıdan kuvvetliyse, onun dediği oluyor. Yani biz birçok bakımlardan kuvvetliyiz ama mesela atom gücümüz yok, yani nükleer gücümüz. Şimdi olaya böyle bakmak lazım. Dolayısıyla bu İsrail'in atom tekeli, İran'ın bunu kırmaya çalışan teşebbüsleri, Irak'ın aynı şekilde, Irak'ın nükleer santrali vardı. İsrail geldi onu bombaladı, onu da hatırlayalım yani. Bu da aynı şekilde çok çok önemli bir olay. Şimdi olaylar böyle devam ederken Amerika el altından İran'la görüşüyordu aslında. Yani İran'a güç kullanarak ve ambargoyla bu işi çözemeyen Obama yönetimi el altından hem de Katar'da hem de Umman'da hem de bize ambargoya niye uymuyorsunuz falan dedikleri dönemlerde ve 17-25 Aralık döneminde hatta el altından İran'la görüşüp İran'a kendileri silah ve mühimmat da veriyorlardı Amerikalılar. Gizli görüşmelerle. Ve o dönemde işte bu anlaşma yapıldı. 2015'te sonuçlanan İran ile 5 batılı ülke arasındaki anlaşma gerçekleşti. Zaten İran'da o sırada epeyce şeydi, bölgede yayılmıştı. Şimdi bu durum karşısında biz İran yayılmacılığı, İran'ı destekleyen Maliki, işte Abadi vesaire, işte Esad yönetimi, işte şeyde Suriye'de tabii Esad yönetiminin haksızlıklarına karşı çıktık. Onları da söylememiz gerekir. Ve oradaki Suriye halkının verdiği mücadeleyi destekledik. Bunların tabii ayrıntıları uzun uzun başka bir ortamda görüşülür, tartışılır. Fakat o dönemde bu Şii yayılmacılığına karşı ister istemez Barzani'ye destek olduk. Evet. Barzani'yi Şiilere karşı koruduk ve İran'a karşı da korumuş olduk. Fakat bu zannedildi ki, yani belki bunda kısmen bazı ihtiyatsızlıklar da olabilir ama önemli olan o değil. Barzani demek ki bunu yanlış değerlendirmiş. Bizim yani ilelebet kendisini savunacağımızı ve ilelebet Haydar Abadi ve Maliki ile İran'la düşman olacağımızı düşünmüş. O yani konjonktürel bir durumdu. Yani devletlerin gelişen konjonktüre göre dostları vardır, düşmanları vardır.
Biz bir dönemde Esad'a kardeşim diyorduk. Fakat Esad demokratik reformları yapmayıp kendi halkına zulmedince biz de ona karşı tavır aldık. Tabii, aynı şekilde bazı Şiilere karşı savunduk ama yani şöyle demek lazım. Evet biz Kürtlerle kardeşiz, Kürtler bizim kardeşimiz ama Araplar da kardeşimiz. Yani biz şimdi bir kardeşimiz başka bir kardeşimize haksızlık yaptığı zaman, yani Kürtler İsrail'in şemsiyesinin altına girip Araplara saldırdıkları zaman biz yine Kürtleri korumaya devam edemeyiz. Burada adalet yani Arapların yanında yer almayı gerektirir. Biz de zaten politikamız da zaten oydu ve hiçbir şekilde Türkiye'nin politikasında yani Kürt karşıtı, Barzani karşıtı... Türkiye hiçbir zaman etnik olarak bakmadı kesinlikle olaya. Olaylara hiçbir zaman etnik, mezhebi, dini milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik, işte etnik milliyetçilik, bütün bunlardan uzak bir şekilde bakıyor, tamamen barışı korumak, adaleti korumak için bakıyor. Şimdi son durum işte demin dediğim gibi tekrar yani son birkaç aydır şöyle gelişmeler oldu. Şimdi tarihte ilk defa 18 Eylül'de İsrail'de bir Amerikan üssü kuruldu. Daha önce hiçbir Amerikan üssü yoktu. Bu Amerikan üssü İsrail'in nükleer tesislerini korumak için oraya yerleştirildi. Bunun sebebi şudur. Son dönemde İran balistik füzelerini geliştirmiştir. Orta menzilli ve uzun menzilli balistik füzeleri var. Evet bunlar nükleer bomba taşıyan füzeler değil ama bu balistik füzeleriyle şu anda İsrail'in nükleer tesislerini vurabilecek düzeydedir. Hı hı. Şimdi Amerika'nın ve İsrail'in elinde de bu nükleer tesisleri ve İsrail'i etkili biçimde koruyabilecek bir savunma mekanizması yok. Amerika'nın elinde bir S-400 yani Rusların elinde olan füze kalkanı onlarda yok. Onu henüz geliştirememişler. Geliştirmekleri için en az 5 yıl geçmeleri lazım. O 5 yılda Ruslar kim bilir neler geliştirir. Yani bu konuda teknolojik bakımdan Amerika geri kalmıştır. Onun için Irak'ta başka üsler ve füze rampaları kurup icabında İran eğer İsrail'e doğru füze fırlatırsa onu engelleyecek üsleri Irak'ta kurmaları gerekir. Irak hükümeti yani küçük İsrailcikler kurmak gerekiyor diyorsunuz. Yani Irak hükümeti buna izin vermeyince onun kuracakları tek yer Barzani bölgesi. Onun için Barzani'yi böyle bağımsız bir ülke haline getirmeye çalışıyorlar ki orada bir İsrail'in ön karakolunu İran'a karşı inşa edebilsinler. Bu bir. Çünkü neden? Şundan dolayı şu anda İsrail'in bir kuvvet tekeli var. Yani teorik olarak da olsa İran'ın bunu bozabilecek, yani icabında o nükleer silahları füzeyle yok edebilecek, güce erişmiş olması, yani satranç oyununda caydırıcılık açısından İran'ın hemen hemen İsrail'le eşit hale gelmesine yol açıyor. Evet. Böylece tekel kırılıyor, bu bir. İkinci daha önemli bir husus o da şu, Türkiye'nin S-400'leri alması. Türkiye S-400'leri alınca Türkiye de İsrail'e karşı kendi güvenliğini bir şekilde sağlamak hale geliyor. Evet. Yani Türkiye'nin aldığı S-400'ler Türkiye'ye artık Amerika'nın ve İsrail'in ve NATO ülkelerinin havadan herhangi bir saldırı yapmasını imkansız hale getiriyor. O kadar güçlü bir şey. Türkiye bunu yapınca Kürt meselesini bulandırmış oluyorlar. Oluyor. Yani buradaki Barzani aslında ne bir halk ne bir hak ne bir toplum, ne bir etni. Barzani dediğimiz zaman Amerika'nın ve İsrail'in elinde bir silahtır. Bir silah olarak onu kullanıyor. Onların bir silahıdır. Yani mesele bundan ibaret ve bu şekilde bakmak lazım meseleye. Kesinlikle. Şimdi daha önceki programlarımızda şu ihtimal üzerinde durduk. Acaba Barzani bu özellikle Irak'ın kuzeyindeki referandumu acaba erteleyebilir mi? Ya da yapmıyorum diyebilir mi ihtimali üzerinde sürekli duruldu. Türkiye'nin tepkisinin sert olacağı aylar öncesinden söylendi. Ve biz de bu stüdyoda sürekli acaba erteleme gelebilir mi dedik. Mehmet Bey, Barzani çılgınlık yaptı ve ertelemedi. Bundan sonrası için bölgede sizin öngörüleriniz neler? Hem referandum hem öngörüler. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben geçtiğimiz programda burada beraberdik, şunu söylemiştim. Barzani bu referandumu yapacağına kendisi bile inanmıyor. Bence hala kendisi bile bu referandumu yaptığına inanmıyor.
Çünkü son güne kadar bütün somut parametreler bu referandumun olmayacağı ile alakalı kesin ve net bilgiler veriyordu bize. Ama tabii siyasette net bir şekilde siyah ve beyaz diye bir ayrım olamaz. Arada gri bir şerit vardır böyle. Dolayısıyla Kuzey Irak'ta biz bunu gördük. Yani bütün somut verilere rağmen bunları hiçe sayıp, delilik yapıp, çılgınlık yapıp, Kürtleri de kendi haklarını savunduğunu söylediği Kürtleri de kendisiyle beraber yani büyük bir çılgınlığa sürükledi Barzani ve dolayısıyla bu referandumu gerçekleştirdi. Ama tabii burada şunu bizim yani şu nokta üzerinde bizim durmamız lazım. Goran hareketi son güne kadar muhalif olup referandumun yapılmamasını isteyip sonrasında neden destek verdi? KYB neden son güne kadar olumsuz bir şekilde bakıp referanduma sonrasında evet. Son akşam bir araya geldiler. Evet, son akşam referandumda karşı olup referandumda evet oyu kullanmak. Yani bu bir akıl. Yani referanduma kadar durum. Propagandanızı hayır üzerine kuracaksınız. Tabii ki. Bir gün kala diyeceksiniz ki size gönül verenler, sizin arkanızda duran yurttaşlara, seçmenlere evet veriyoruz. Şimdi yani akıl alır gibi değil. Bu bize aslında somut bir şekilde şunu söylüyor. Irak'taki hiçbir siyasi partinin, özür diliyorum, Kuzey Irak'taki hiçbir siyasi partinin bir ajandasının, bir stratejisinin olmadığının en açık göstergesi. Ve uluslararası güçlerin orada oynadıkları oyunların maşaları olarak kullanıldıklarının en büyük göstergesi bu. Sen seçim öncesi, referandumun son gecesi öncesine kadar olumsuz bakıyorsun referanduma. Kabul etmiyorsun, reddediyorsun, bu yönde propaganda yapıyorsun. Son gece diyorsun ki referandum olursa ben evet vereceğim. Yani nerede senin siyasi bakışın, nerede senin siyasi stratejin? Dolayısıyla maalesef Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden insanlar bugün Selahaddin Eyyubi'nin Mescid-i Aksa'yı fethedişini yani unutarak hareket ediyorlar. Selahaddin Eyyubi'nin bir Kürt biliyorsunuz. Onun savaşını hiçe sayarak hareket ediyorlar. Çünkü İsrail bayraklarını Kürdistan kendi yani tırnak içerisinde söylüyorum. Kuzey Irak'taki bayraklarla beraber sallandırıyorlar. Ve onlardan destek aldıklarını aleni bir şekilde sokaklarda haykırıyorlar. Yani bu içler acısı bir durum tabii. Ama İsrail bayraklarıyla beraber bayraklarını sallandırmaları aslında bize şunu gösteriyor. Amerika'nın perde önünde biz toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız deyip perde arkasında aslında bunu körüklediğini de bize gösteriyor. Çünkü İsrail Amerika'nın politikası olmadan, Amerika'nın izni olmadan hiçbir şekilde orada bir bağımsızlık referandumunu destekleme gibi bir şeye kalkışamaz. Ama İngiltere'nin ve Amerika'nın orada sessiz kalması, el altından bu referandumun yapılmasını desteklemesi aslında ticari olarak bir takım emeller yani emellerinin olduğunu bize gösteriyor. Çünkü siyasi olarak ciddi bir kayba uğrayacaktır. Çünkü Türkiye'nin şu an aleni bir şekilde müttefikliğini yani gözden geçirmesini sağlayabilecek bir durum. Çünkü direkt olarak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne bir tehdit oluşturan bir durum şu anki durum. Onun dışında Çin'in ve Rusya'nın sessiz kalışı da siyasi olarak bir nüfuza sahip olma gayreti içerisinde olduklarının en büyük göstergesidir. Tabii bu saydığımız dört ülkede yani özellikle Doğu ve Batı bloku diye nitelendirilen iki tarafın en güçlü dört ülkesi. Amerika ve İngiltere Batı bloğunda en güçlü iki ülke. Ticari olarak dediğimiz gibi emelleri bulunuyor. Çin ve Rusya'nın da siyasi olarak emelleri bulunuyor. Bunlar el altından desteklediler referandumu ve son gecede Goran Partisi'nin taraf değiştirmesi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin taraf değiştirmesi de bize aslında bunu çok net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Tabii şöyle notlarımın arasına da yani ben gelmeden önce notlar da edindim. Neden ertelenmediği ile alakalı. Böyle 5 madde olarak sıraladım ben bunları. Yani birincisi biraz önce ifade ettiğim gibi uluslararası kamuoyunun perde arkasında izlediği siyasetle perde önünde izlediği siyaset
birbirini tutmadı. Evet. Aynı değil. Nitekim bunu şuradan da çıkarabiliriz aslında. Barzani'nin seçimden bir gün önce, yani dün akşam üzeri yaptığı bir basın açıklamasında söylediği çok yani önemli bir söz vardı. Bize uluslararası güçlerin söylediği ile daha sonra ifade ettikleri açıklamalar birbirinden farklı dedi. Bu açık bir şekilde Amerika'nın perde önünde ve perde arkasında ifade ettiklerinin birbirini tutmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. İkinci neden de şu, Barzani uluslararası güçlerle bölgedeki güçler arasındaki yani çıkarların uyuşmadığının farkında ve bundan istifade ederek bu durumu yaptı, yani gerçekleştirdi. Bunu da görebiliyoruz. Üçüncü olarak da Irak hükümetinin biz yani şunu gördük. Irak hükümeti şu an ciddi manada güçsüz bir hükümet. Yani gözler önüne serdi bu durum. Barzani Irak hükümetinin bu referandumu engelleyebilecek potansiyelde olmadığının farkında olarak hareket ediyor. Dördüncüsü şöyle, muhalefet partilerinin biraz önce de ifade ettim taraf değiştirmesi. Beşinci neden de milliyetçi, yani o muhalefet partilerinin ilk başta muhalefet olarak yani referandumun karşısında olduklarını söyleyen partilerin içerisindeki bazı kesimlerin, mesela KDP'nin içerisindeki milliyetçi kesimle diğer taraf arasındaki muhalefet de buna etki etti. Çünkü Kerkük'teki bir mesela vali, KDP'ye mensup bir vali referandumun karşısında olmadığını ifade ederken aynı tarihlerde KDP'nin yani özür diliyorum KDP değil. Yani burada Barzani değil, Talabani'nin çok özür diliyorum. Talabani'nin tarafında bir takım ihtilaflar meydana geldi. Bu ihtilaflardan yani yola çıkarak aslında tüm bunların neden olduğunu söyleyebiliriz diyorsunuz. Evet, söyleyebiliriz. Şimdi maalesef şöyle bir durum oldu. Şimdi Kayahan abim, arkadaşlar o haritayı bir ya da o fotoğrafı bir ekrana verirlerse hem konuşacağımız konu hem de net bir şekilde. Şimdi Türkiye Barzani ile iletişim halinde Kayahan abi. İletişim halindeydi, hala da iletişim halinde. Evet. Goran hareketi Talabani ile iletişim halindeydi. İsrail PKK ile iletişim halinde, bunu biz net biliyoruz. Ama aynı zamanda İsrail gördük ki Barzani ile de birlikte İsrail. Öyle bir durum var. ABD Barzani ile bir arada, PYD PKK ile bir arada. Böyle bir durum var. Fakat İngiltere hepsiyle iletişim halinde. Öyle de bir tablo var. Yani İngiltere'nin iletişim halinde olmadığı bölgede kimse yok. O fotoğrafı arkadaşlar arkaya verdi. Mesut Barzani, Kayahan abi, arkada fotoğraf var. Şimdi Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Dışişleri Bakanı Falah Mustafa Bakir var. Hemen evet. Barzani'nin solunda. Sağına bakıyoruz. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu devlet bakanı Martin Elwood var. Ve hemen en sağda da İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi var. Harita üzerinde bir çalışma. Evet. Bölgede. Yani az önce saydığım kişiler hep birbiriyle ya da ülkeler birbiriyle hep iletişim halinde. Türkiye Barzani ile dedim. İsrail PKK ile, dolayısıyla Barzani ile gördük bugünkü referandumda. Evet. Günler öncesinden. ABD PKK ile PYD ile ilişkisini, iletişimini biliyoruz. Aynı zamanda Barzani ile de birlikte. Fakat İngiltere hepsiyle iletişimde gibi görünüyor. Bölgedeki İngiliz oyununa ne diyorsunuz? Yani İngiltere tabii Amerika kadar güçlü değil. Zaten eskiden bu bölgeler tamamen İngiltere'nin elindeyken. Evet. Şimdi Amerika tabii ondan elinden sırayla bütün bu Orta Doğu'daki ülkeleri aldı. Burada Mustafa Barzani ve babası Molla Mustafa Barzani İngilizlerle çok çok yakın ilişki içindeydi eskiden zaten. Ama onlarla yakın ilişki içinde olmadan önce Ruslarla da yakın ilişki içindeydi. Mesela Türkiye'de hiç konuşulmuyor. 1931 ve 36 yılları arasında bizim ağır işaret edince binlerce insanın öldüğü bir olay var. Hı hı. Orada bir Ararat Cumhuriyeti kuruluyor. Kurdukları cumhuriyetin adına bakın. Ararat Cumhuriyeti. Yani bir de Ağrı Dağı'na Ararat diyorlar. Bu ağır isyan arasında. Evet, evet, evet. Şimdi ve o isyan tabii
Kürt katliamı falan olarak Türkiye'de nitelendiriliyor ama basbayağı bir isyan. Bu Barzani ailesi nasıl bir Türk dostu aileymiş ki? Nasıl bilmem babası vasiyet vermiş bilmem nesi ne yapmış ki? Yani bunların hepsi aslında bence Barzani propagandası. Tarihi açıp ve dikkatli bir şekilde baktığımızda Barzani 31-36 yıl arasında ağır isyanına katıldı. Ararat Cumhuriyeti kurdu. Oradan da Rusya'ya kaçtı. O sırada Ermeniler ve Ruslar tarafından destekleniyordu. Mustafa Barzani'nin İsrail'le olan bir iletişiminden de Mustafa söz ve Ahmet. Daha İsrail bile yoktu. 31-36 yıllarından sonra. 36'dan sonra. Sonradan tabii evet. O da geldi. O da var. İsrail'le yani şu anki kesin İsrail olarak. Barzani yakınlaşmasının temelinde de tabii. Mustafa Barzani'nin. Şimdi yani başka Mustafa olaylar da var. Babasının daha önce İsrail'le ciddi bir iletişimin şimdi, olmasıyla bağlantılı. Başka gerçekler olabilir. De var daha oraya gelmeden önce. Hı hı. 1936 yılında bunlar ağır isyanında yenilip o zamanki Cumhuriyet Hükümeti gerekeni yapıp onları oradan kovalayınca bu adamlar gittiler Ermenistan'a sığındılar. Ermenistan'a daha doğrusu Sovyet komünistleri onları Ermenistan'a koydu. Hı hı. Bunları Ermenistan'a koyunca bazı Ermeni aydınları bir takım belgeler, bilgiler çıkartıp Barzani ailesinin ve genel olarak onlara yardım eden kişilerin Ermeni katliamı sırasında asıl Ermenilere katliam yapan kişiler olduklarını bu saptadığından. Ermeni aydınları tarafından mı saptanıyor bu? Ermeni aydınları tarafından Ermenistan'da saptanıyor. Evet. Komünistin döneminde yani olan anladım, olaylar anladım. Bu. Bunun üzerine bu Barzani ve etrafındaki zebat Ermenistan'da da barınamadı ve Stalin'den kendilerini kurtarmalarını istediler. Stalin de onları Özbekistan'a yolladı. Gittiler epey bir müddet Özbekistan'da kaldılar. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde İran'ın parçalanması söz konusu olunca büyük devletler tarafından Rusya ve İngiltere arasında İran üzerinde bir çekişme oldu. Orada bu Mahabad Cumhuriyeti'ni kurdular 1946'da. Mahabad Cumhuriyeti'nin savunma bakanı Molla Mustafa Barzani'ydi, Mesut'un babası. Şimdi orada tabii başarılı olamadı çünkü Ruslardan destek alıyorlardı. Ruslar da komünist olduğu için oradaki Kürt aşiretleri ve bir takım yani oradaki şıhlar vesaire bunlar komünistlerle beraber olmak istemedikleri için onlar tabii yenildiler ve sonra hemen İran'a sığındı, İngilizlere sığındılar ve İngiliz bölgesine geçtiler ve İngilizler tarafından orada bayağı işte ilk ilişkileri İngilizlerle Barzani ailesinin o 46'dan sonra başlamıştır. Ve onlar uzun müddet İngilizler, bazen Ruslar falan tarafından savunulurken, desteklenirken Ruslarla olan bu yakınlıkları devam etti aslında 1958'e kadar. 1958'de Irak'ta Kasım diye bir komutan, bir general, komünist bir general bir askeri darbe yaptı ve iktidarı ele geçirdi. Şimdi bu iktidarı ele geçirince bu komünist general destek almak için Barzani'yi yanına çağırdı ve Barzani kuvvetleri komünist general Kasım'a destek vermeye başladılar. Yıl 1958. O arada 1958'e kadar yani o yıllarda Türkiye'nin de dahil olduğu bir Bağdat Paktı vardı. Bağdat Paktı Batı yanlısı bir paktı. İngiltere'nin güdümünde olan bir paktı. Bu pakta Türkiye, İran, Pakistan ve Irak vardı. Evet. Irak'ta işte 1958'e kadar bir Batı yanlısı yönetim vardı. Bu Batı yanlısı yönetim devrilince Kasım tarafından zaten Türkiye'nin durumu da kritik bir hale geldi. Yani uluslararası arenada. İşte bu CENTO deniyordu o zaman bu ittifaka. CENTO NATO gibi önemliydi. Hatta 27 Mayıs devrimini hatırlayanlar, bilenler yani veya daha sonradan duyanlar bunu bilirler. 27 Mayıs devrimi istilali olduğu zaman darbesi, sabahleyin ses, Alparslan Türkeş'in sesi, NATO'ya, CENTO'ya bağlıyız. İşte o CENTO bu CENTO'ydu. Şimdi General Kasım bu darbeyi yapınca, aynı anda bir de Arap Milliyetçiliği vardı o zaman Baas Partisi yönetiminde. Irak tarihinde her zaman olduğu gibi, hatta Orta Doğu tarihinde Musul, Arap milliyetçiliğinin son derece önemli olduğu bir yerdi ve Baas Musul'da kuvvetliydi. Bunlar General Kasım'a karşı ayaklandılar. Türkmenler de yine Arap ve Irak tarihinde hep olduğu gibi Türkmenler Araplarla beraber hareket ediyordu. Şimdi
General komünist General Kasım'a karşı ayaklanan Türkmenlere ve Araplara yönelik Barzani ailesi büyük bir katliam yaptı. Binlerce Türkmeni ve Arabı Musul'da öldürdü. Bu olay tarihte çok önemli bir yer taşıyor. Evet. 2500 Türkmen Musul'da öldürüldü. 2500 Türkmen Musul'da öldürülünce Türkiye'de aklı evvel, daha doğrusu akılsız, aşırı milliyetçi, ırkçı bir CHP milletvekili bir dilekçe verdi meclise. Dedi ki Barzani 2500 Türkmen'i öldürdü, biz de 2500 Kürt'ü öldürelim. Böyle bir dilekçe veriyor meclise, CHP'li milletvekili. Evet. Şimdi bu, tabii CHP bunu dinlemedi. Demokrat Parti'ye Menderes hiç dinlemedi. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Fakat bir takım Kürt milliyetçileri, Kürt ırkçıları diyorum açıkça, imza topladılar, açık mektup yayınladılar ve meclise bir şey yaptılar. Sanki yani böyle bir şey varmış gibi, olmayan bir şey üzerinden bir hadise çıkartıp, işte bize şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. O zaman tarih 1959 yılı aylardan aralık. Yani 27 Mayıs darbesine 5-6 ay kalmış. Bu 49 kişi, yani Kürt milliyetçileri, Kürt ırkçıları böyle bir girişimde 49 kişi bunlardan tutuklandı. Bu Musa Anter de var aralarında rahmetli ve diğerleri. Malum bildiğimiz Türkiye'deki ırkçı çeşitli şey, sosyalizm ya da İslamcılık maskesiyle Türkiye'de kendilerini gizleyen tanınmış Kürtçü ırkçı aydınlar. Evet. Şimdi bunlar tutuklanınca Batı aleminde Menderes yönetiminin Türkiye'yi yönetemeyeceği, onun yerine askeri bir idarenin gelmesi gerektiği dönüşünü hızlandırdı. Yani bu Kürtler aslında, o Kürt aydınları bir provokasyon yaparak 27 Mayıs ihtilalinin darbesini de şey yapmış oldular. Altyapısını oluşturmuş oldular ve bunların da Barzani'yle ilişkisi vardı. Ve evet. Sonuçta 27 Mayıs darbesi oldu. Bunlar 27 Mayıs'ın kendilerini serbest bırakacağını zannettiler ama asker tabii bir kere iktidarı ele geçirdikten sonra herhalde içinde Alparslan Türkeş var, diğerleri var. Bunları bırakması mümkün değil yani ve bırakılmadılar tabii. 65'e kadar işte kimisi bırakıldı, kimisi bırakılmadı. Kimisi içeride, Allah rahmet eylesin, vefat etti falan, bu 49'lar olayı oldu. Barzani bununla da alakalıydı. Onun için bir daha soruyorum. Bu Barzani ne zaman yani Türkiye dostu olmuş ki? Neyse, daha sonra 1963 yılında General Komünist General Kasım'a karşı Bağız Partisi ayaklandı. Evet. İçinde Saddam da vardı ayaklananların, o ayrı bir husus. Saddam çünkü idara gelene kadar epey bir vakit geçiyor, 78'de falan geliyor. Subay o dönem. Saddam, yani o grubun içindeydi. Şimdi orada General Kasım devrilip Barzani'nin zor duruma düşünce İsrail'e kaçtı. İsrail, İran'a karşı daha doğrusu İsrail'in desteğinde. Yani 62-63'ten ta 1975'e kadar İsrail desteğindeydi. 1975'e kadar bir savaş verdi Irak'a karşı. Orada bir gerilla savaşı verdi Barzani. Ve burada o zamanki İran Şahı'nın ve İsrail'in desteğini aldı. Çok yoğun desteğini aldı. Ama 1975'te Cezayir'de Irak'la İran bir anlaşma yaptılar. Amerika da bunu destekledi. Üstelik İsrail de destekledi. Kürtleri sattılar. Binlerce Barzani taraftarı öldürüldü, katledildi 1975'te. İşte daha zor İsrail'in torpiliyle Molla Mustafa Barzani önce İsrail'e, oradan Amerika'ya kaçtı. Zaten hastaydı. Orada hastanede vefat etti Amerika'da. Yani Barzani'nin babası Molla Mustafa'ya böyle tarihsel olarak getirdin koydun. Evet, yani bu insanların durumu budur yani ve bunlar yani hep bu şekilde. Evet. Kah şu devlet. Bunları bilmek lazım. Kah Rusya, kah İngiltere, kah Amerika, kah İsrail, kah Türkiye. Her zaman belli bir ülkenin şeyiyle giderek, yani bu bir nevi savaş ağalığı. Yani bu aslında bir ailedir. Bunu yani Barzani derken bazen şeyde bir bölgedir. Irak'ta. Yani Barzan deyince yani bunları Barzani diye bir şey yok yani. Barzanlı demek yani. Evet. Yoksa mesela Asena Barzani diye biri de var tarihte. Bu Asena Barzani bir Yahudi alimidir. Çok nadir bir kadın hahamdır.
Bir iki tane tarihte kadın haham olmuş Yahudilerde. Bir tanesi de Asena Barzani'dir. Ama bunun bu Barzani ailesiyle hiçbir alakası İlgisi yok. O bölgede yaşayan bir insan olduğu için. Evet, bunu söyleyelim diyorsunuz. Şimdi Mehmet Bey, referandum yapıldı. Artık bugün akşam birazdan belki de haber ajanslarına artık referandumun sonuçları düşer. Gayri resmi bir bilgiydi ama %40-45 arasında bir katılımın olduğu da söylendi referanduma. Ne kadar doğru önümüzdeki dakikalarda bunu göreceğiz. Bu referandum yapıldıktan sonra bölgeyi nasıl bir kriz bekliyor, bölgeyi ne bekliyor bunu sormak isterim size. Şimdi yani referandum zaten gayrimeşru bir referandum. Hı hı. Neden gayrimeşru bir referandum? Biraz önce Kayahan Bey şunu söyledi. Referandum Irak Anayasası'na uygun değil. Aslında hem Irak Anayasası'na uygun değil hem de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin anayasasına da uygun değil. Çünkü Barzani'nin görev süresi 2 yıl önce sona ermişti. Ve DAEŞ'le mücadeleyi bahane ederek görev süresini 2 yıl uzattı. Bugün geldiğimiz noktada referandumu bahane ederek yine bir hamleyle yani görev süresini uzatmaya çalışıyordu. Ama tabii şu an yani referandum gerçekleşti ve referandumun gerçekleşmesi durumunda da yani öyle tahmin ediyorum ki referandum yani büyük bir oranla geçecek. Evet oyuyla. Hı hı. Bunun neticesinde güçlenen bir Barzani'yi göreceğiz. Çünkü içeride milliyetçi duygularla hareket etti. Bunu kullandı. Ve milliyetçi duygular üzerinden yaptığı politikada da şu an itibariyle bu konjonktürde yani gördüğümüz kadarıyla başarılı oldu. Kendi açısından, kendi siyaseti açısından söylüyorum. Dolayısıyla 45 gün içerisinde bir seçim yapılacağını zaten daha önce duyurmuşlardı. Kasım ayında bir seçim. Bu seçimde de aday olmayacağını bildirmişti Barzani. Bu seçim feriyle, bu sarhoşlukla büyük ihtimalle aday da olacaktır. Ve 45 gün içerisinde bir seçim yapılacak, bir başkanlık seçimi yapılacak. Yani sorduğunuz soruya binaen cevap veriyorum. İkinci nokta olarak da yeni bir devletin tabii sınırları çizilecek. Peki o başkanlık seçimine kadar bu referandum artık bitti ve bağımsızlık ilan edilebilir mi? Yani bağımsızlık ilan edilebilir. Yoksa başkanlık seçimlerinden sonra mı? Sonraya mı bırakılır? Şimdi bu noktada zaten şu önemli. Yani uluslararası güçlerin perde önündeki açıklamalarında ne kadar ciddi oldukları burada ortaya çıkacak aslında. Yani siz şayet ciddiyseniz Barzani'nin tıkanması için elinizden gelen bütün gayreti sarf etmeniz lazım. Türkiye ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıklaması çok netti. Vanalar bizim elimizde. Biz vanaları kapattığımızda Barzani petrolünü nereden ve nereye satabilecek? %85'i Türkiye'ye. %85'i Türkiye üzerinden gidiyor petrolü. Evet. Dolayısıyla orada ekonomik bir darboğaz içerisinde olacak Barzani. Ve bu ekonomik darboğaz şüphesiz maalesef ülkeyi yani bir kaosa, bir kriz. Zaten sıkıntılı olan ekonomisi daha da sıkıntıya girecek. Ekonomisi çok kötü. Biliyorsunuz Türkiye'den 2 milyar dolar civarında bir yardım. Yardım. Tabii. Yani Sayın memurların Cumhurbaşkanı da söyledi, verdi tabii, dedi. Tabii. Memurların ücretini bile ödeyemiyor Barzani. Şu an en büyük destekçisi, zor günlerindeki dostu Türkiye eğer sadece petrol vanasını değil, yardım vanasını da kapatıyorsa Barzani'nin yani oradaki ticareti güç, döndüren de Mehmet Bey Türkiye. 1300 Türk şirketi var orada. Tabii yani 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki. Şimdi şunu düşünecek olursak yani 10 milyar dolarlık bir ticaret hacminin hemen son bulduğunu, %85'inin petrolünün %85'inin Türkiye üzerinden gittiğini düşünecek olursak, %85'inin satılamayacağını düşünürsek Barzani ekonomik anlamda çok ciddi bir kaos. Peki Barzani bunu düşünmemiş olabilir kaos mi? Kaos içerisine. Yani İsrail arkasında olan bir Barzani bunu düşünmemiş olabilir mi? Bunu düşünmemiş olamaz diye düşünüyorum. Çünkü geçen programda ben şunu söylemiştim. Barzani çok zeki bir adam demiştim. Ama şu an bunu düşünüyorum. Barzani çok zeki bir adam ama akıl babaları ondan çok daha zeki. Bunu yaptırırken aslında Barzani'ye ya Barzani'nin sonunu getireceklerdi ya da onu kahraman ilan edeceklerdi. Barzani de bunu tercih etti ve şu an bir kahraman niteliğinde, hı hı, kendi halkı açısından söylüyorum. Dolayısıyla Barzani bunu düşünmemiş değildir, kesinlikle düşünmüştür. Ama ona vaat edilen bir takım sözler vardır. İsrail'in
aleni desteği, Amerika'nın gayri aleni desteği Barzani'yi ekonomik anlamda rahatlatmaya yarayacaktır diye düşünüyorum. Ama ilerideki bir zamanda biz şunu aslında göreceğiz. Uluslararası güçlerin Barzani'yi yok etmekle etmemek arasında nasıl bir yol izleyeceğini göreceğiz. Ve Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden Barzani'nin aslında Kürtleri nasıl bir krizin içerisine sürükleyeceğini çok net bir şekilde göreceğiz. Neden? Çünkü uluslararası güçler dediğimiz Amerika, İsrail vesaire gibi ülkeler, yani İsrail uluslararası bir güç değil benim gözümde. Ama Amerika'nın halifesi, yani veliahtı olması münasebetiyle söylüyorum. İstediği kadar arkasında olsun Barzani'nin, kara sınırı yok Barzani ile. Dolayısıyla ekonomik anlamda komşu ülkelerinin, Irak'ın, İran'ın ve Türkiye'nin ambargo uygulaması onun elini kolunu bağlayacaktır. Amerika da yetmeyecektir buna. Yani bu şeyi açmaya, bu dar boğazı açmaya ya da bu krizi ortadan kaldırmaya. Ama şu an şunu düşünüyorum ben. Barzani'nin o ekonomik krizden uzun vadede çıkmasını sağlayabilecek bir PYD hattıyla burayı bağlama projesinin olabileceğini düşünüyorum. Yani şu an bağımsız bir Kürdistan hayali var ama bu faaliyete geçmeyecektir diye düşünüyorum 45 günlük bir sürede. Uzun vadede bu bağımsızlık olacaktır. Ama bugün gördük ki PKK'yı destekleyen İsrail'in Barzani'yi de desteklediğini gördük. İkisinin ortak payesi olan İsrail aslında o şeridi oluşturmaya çalışıyor. Hatırlarsanız geçen programda biz bir boru hattından bahsediyorduk. %85, yani Kuzey Irak'taki petrolün %85'ini, enerjinin %85'inin taşındığı boru hattından bahsediyorduk. Yumurtalığa giden boru hattı. Evet, onun biraz daha aşağıya PYD'nin topraklarından Akdeniz'e akıtılmasıyla alakalı bir uzun vadeli proje var. Ama kısa vadede şunu soruyorsanız, biraz önceki sorunuza gelecek olursam, kısa vadede bağımsız bir Kürdistan olur mu? Bence bağımsız bir Kürdistan kısa vadede olmayacaktır. Barzani'nin açıklaması zaten bu yöndeydi. Biz referandumdan evet çıksa dahi hemen bağımsız bir Kürdistan olmayacağız. Irak hükümetiyle müzakereler yapacağız ve olabildiğince oradan bir şeyler koparmaya çalışacak ki PYD'nin elindeki toprak bütünlüğü, Amerika evet hani bu pasta hazır, hadi bunları birleştirelim ve Akdeniz'e sizi dökelim diyene kadar. Yani ama tabii burada Türkiye'nin tutumu çok önemli olacak. Kuzey Irak konusunda Bağdat, Ankara ve Tahran arasında bir senkronizasyon var diyorsunuz. Kesinlikle var. Yani bunu zaten açıklamalardan görebiliyoruz. Yayına girmeden önce de haberlerde ve TSK'nın sitesinde şöyle bir haber yayınlandı. Irak hükümetiyle, Irak merkezi hükümetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ortak bir tatbikat yapacağıyla alakalı bir açıklama yayınlandı. Evet, evet. Bu açıklama zaten bize Türkiye'nin bu konuda kesinlikle bu senkronizasyona ayak uydurduğu ve üçlü bir ittifak oluşturulabileceğini gösteriyor. Ama sadece şurada soru işaretlerinin olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin İran'a güvenme güvenmeme konusunda bir takım soru işaretleri var. Nitekim yani bunun sebebi de şudur diye düşünüyorum. Seçimden bir gün önceye kadar yani İran'ın neredeyse elinde bulunan partilerin seçim günü evet'i destekleyeceğini açıklaması Türkiye açısından bir soru işareti teşkil ediyor. Ve Türkiye o üçlü senkronizasyona net bir şekilde, açık bir şekilde destek verip vermeyeceğiyle alakalı bir takım soru işaretleri barındırıyor. Ama Irak'la yani beraber hareket etme konusunda kararlılığımızı zaten ilk baştan itibaren sürdürüyoruz. Ve bugünkü de açıklama bunu bize aslında gösteriyor. O zaman Kayhan abi, Türkiye'nin bölgede müttefiği kim? Yani İran'a evet o anlamda güvenmek ne kadar doğru? Irak zaten bir ülke gibi görünüyor ama ne kadar kendi başına karar verebilen bağımsız bir ülke? Türkiye'nin bölgedeki müttefiği kim olacak o zaman? Bütün ülkeler Türkiye'nin müttefiki. Şimdi o soruyu şöyle sormak lazım. Amerika'nın müttefiki kim? Amerika'nın bölgedeki müttefiki, birinci müttefiki İsrail ama o zaten Amerika demek. İkinci müttefiki Kürtler. Aynen Kürtler diyorum çünkü onlar böyle diyor. Yani ben Kürtler demek istemiyorum elbette ama hatta şöyle diyorlar. Bizim birinci müttefikimiz İsrail'di.
İkinci müttefikimiz de Suudi Arabistan'dı. Şimdi Suudi Arabistan'a güvenemeyiz. İkinci müttefikimiz işte bölgedeki Kürt unsurları diyorlar. Hı hı. Başka da Amerika'yı destekleyen yok. Irak, ama Kayahan abi, İran, Rusya hepsi müttefikimiz. Evet, özür dileyerek yani şunu ifade etmek istiyorum. Aslında Amerika'nın bölgede herkes müttefiki ve bölgede herkes düşmanı. Öyle. Yani baktığınız zaman bugün biz diyoruz ki Türkiye ile Amerika müttefik iki ülke. Değil, ama stratejik ortak falan. Stratejik ortak yok, diyoruz. Boş, onlar boş Trump'ın açıklamaları, yani. Türkiye'nin yanlısı açıklamalar. Ama perde arkasında farklı oyunlar oynanıyor. Amerika aynı şekilde diyor ki Irak hükümetinin toprak bütünlüğünün, Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Ama perde arkasında oynadığı oyun bunun tam tersini gösteriyor. İşte Suriye'de aynı oyunu oynuyor. Baktığınız zaman bütün Arap coğrafyasında ya da bütün politikasını Amerika bu şekilde uyguluyor. Dolayısıyla biz yani Amerika'nın müttefikiyiz diyemeyiz. Yani ona güvenerek bir politika bizim açımızdan bakıyorsanız yapamayız. Bizim açımızdan Amerika müttefik olmadığı gibi Amerika açısında bir müttefik değiliz. Şimdi, mümkün değil. Şimdi şu var aslında. Burada insanların üzerinde düşünmedikleri bir şey. Çünkü dünyayı takip etmiyorlar. Çünkü dünyaya objektif gözle bakmıyorlar. Ve Türk medyası olsun, Türk siyasileri olsun aslında genel olarak bu konuda eksiklikleri var. Şimdi Thomas Bennett diye bir adam var. Bu Pentagon ortakları uzmanlarından biri. 21. yüzyıl Amerikan projesi diye bir proje var. Bu hala yürürlükte yani şu anda. Hı hı. Orada şu göz, dünya ikiye bölünmüş oluyor bu projede. Bir yerde dünyanın kalp ülkeleri, core. Diğer yerde dünyanın delik bölgesi, GAP. Dünyanın kalp bölgesiyle delik bölgesi birbirinden tamamen ayrılmış. Hı hı. Dünyanın delik bölgesi dedikleri yerde, yani Orta Doğu içinde Türkiye'de var, Afrika, İslam dünyasının tümü. Burada hiçbir hükümeti ayakta tutmayacaklar. Hepsine karşılar. Yani Türkiye devletini de yıkmak istiyorlar. Irak devletini de, yine de Afganistan devletini, zaten Suudileri de yıkmak istiyorlar. Hepsi düşmanları. Yani şu an... daha doğrusu bu bölgede, bu bölgenin zenginlikleri, geleceği, imkanları konusunda diretecek, söz söyleyecek, Amerika ile pazarlığa gelecek herhangi bir gücün ayakta kalmasını istemiyorlar. Sadece Kuzey Avrupa, Kuzeybatı Avrupa, Kuzey Amerika, yani dünyada bazı yerleri ayakta tutup diğer bölgelerdeki bütün yönetimleri yıkmak peşindeler. Yani küreselcilerin amacı bu. Yani biz hiçbir zaman Amerika ile müttefik olamayız. Evet. Zaten olmamız da mümkün değil. Bizim müttefik olmamız gereken ülkeler, komşu ülkeler. Yani İran, Irak, Suriye, bu gibi ülkeler, Rusya, bu ülkelerde, Gürcistan, Ermenistan, Yunanistan, bu ülkelerde. Şimdi biraz önce Azerbaycan tabii. Bunlarla evet, müttefik olmalıyız. Hocam söylediğiniz çok güzel bir cümle vardı şey başında, programı başlarken. One minute olayıyla dediniz ki Türkiye'nin tamamen politikası değişti. Tabii. Amerika'nın da Türkiye'ye bakışı one minute'den sonra değişti. Çünkü artık Türkiye oyun bozan bir ülke oldu. Esneyip yani, ekseni kaydı. Tamam. Öyle dediler. Ekseni kaydı Türkiye'nin. Onların bakış açısıyla ekseni kaydı ama biz aslında doğru yola girdik. Kesinlikle doğru yola girdik. Yani o günden sonra zaten Türkiye'de artık bir şeyler değişmeye başlamıştı. Ama o günden bugüne kadar böyle baktığımız zaman geriye doğru saracak olursak, yani Türkiye'nin başına gelmeyen iş kalmadı. Türkiye'nin başına çoraplar örülmeye çalışıldı. İşte yani MİT başkanının değişimiyle alakalı bir takım oyunlar oynandı. 17-25 Aralık üstünde Gezi. Gezi Parkı, 17-25 Aralık olayları. Güneydoğu Anadolu, Hendek. Aynen, Hendek olayları. Yani neler neler 15 Temmuz'a kadar süreç böyle ilerleyip İstanbul'da, durdu. Ne gün Türkiye'nin başladı aslında? O dönüm noktası sizin deyiminizle, yani dediğiniz one gibi işte. One Minute'le 19 Ocak başladı. 2000... Orada Türkiye artık dur dedi. Yani sen... orada ama şu olay var. One Minute derken neye One Minute? Şimdi o konu çok önemli. Şimdi İsrail'in atom bombası bölgede İsrail'e bir kuvvet tekeli oluşturdu. Buna evet, karşı İran nükleerini geliştiriyor diye, hı-hı, İran'a ambargo uygulanması konusu var. Bu konuda Türkiye o zamanki Brezilya'nın gerçekten antiterörist yöneticileri vardı, Lula. Evet. Onunla beraber Türkiye Birleşmiş Milletler Amerika'ya karşı oy kullandı. Ambargoya karşı oy kullandı. Yani bu tarihi bir olaydı. Yani bu Türkiye'nin
Amerika'ya karşı Birleşmiş Milletler'de hele Lula ile beraber oy kullanması, yani şimdi bu solcular işte büyük devrimci Che Guevara falan filan diyorlar ya, yani Che Guevara'nın yaptığından bin misli daha önemli bir olaydı. Gel ülkene bak diyorsun. Tabii ki ülkemizde, yani sen Van Milite bak, ne yapacaksın Che Guevara'yı falan. Yaşayan Che Guevara var yani. Dediğiniz kişilerin aslında bakış açısı devrimci sadece şeyde olur. Yani sol tarafta ya da sosyalist bakış açısıyla olur. Aslında devrimin alası budur. Yani o gün başlıyor devrim. Yürüyen bir güce, dünyanın en büyük güçlerine hayır deniyor. Ve artık sen dur diyor. Dünyada yeni bir sistem var. Nitekim Birleşmiş Milletler Konferansı'nda da yani oturumunda da Cumhurbaşkanımızın yine üstüne altını çizerek söylediği bir cümle var. Dünya beşten büyüktür. Evet, konuşacağız. Kerkük'ü de konuşacağız. Ne olacak bu Kerkük'ün hali? Ama kısa bir reklam arası vereceğim müsaadenizle. Değerli izleyenler, kısa bir mola, çayları tazeleyelim, sonra buradayız. Ülke TV ekranlarından mutlu geceler değerli izleyenler. Gündem programına devam ediyoruz. Kaldığımız yerden iki değerli konuğum var stüdyoda. Kayahan Uygur Güneş Gazetesi yazarı ve Tayım Genel Koordinatörü Mehmet Altundağ ile birlikteyiz. Irak'ı konuşuyoruz, Kuzey Irak'ı konuşuyoruz, referandumu konuşuyoruz. Birazdan artık referandumun sonuçları da belli olacak. Arkadaşlar getirecekler. Referandumu da kaç çıktı, ne çıktı bunu sizlerle paylaşacağız. Şimdi reklama girmeden önce Kerkük meselesini konuşacağımızı söylemiştik. Kerkük de bugün, daha doğrusu birkaç gündür değerli izleyenler, sokağa çıkma yasağı vardı. Bugün en sertiydi. Kerkük'teki bölgedeki özellikle Türkmenler sokağa çıkmadılar. Birçoğu boykot etti zaten referandumu. Fakat içerideki vatandaşların, basın mensuplarının, dün oraya giren arkadaşlarımızın da bugün Kerkük'ün dışına çıkarılmadığı haberini, bilgisini edindik. Oraya girmek isteyenlere yine peşmerge tarafından izin verilmediği bilgisini gün içinde biz oradaki arkadaşlarımızdan, sahadaki arkadaşlarımızdan aldık. Kerkük böyle bir ortamda referanduma gitti Kayahan abi. Şimdi referandumdan sonra Kerkük'te ne olacak sorusu akıllarda. Ne dersin? Şimdi tabii Kerkük üzerinde önce Irak hükümetinin orada kontrolü ele almak gibi bir amacı var. Şimdi bu Kerkük ve Musul meselesi, daha önce yapılan anlaşmalara göre bölgede Irak diye bir devletin varlığı konusunda geçerlidir. Eğer Irak devleti ortadan kalkıp da başka bir devlet yapılanması riski dahi olsa, Türkiye bu konuda yasal haklarını kullanabilir. Ama bu yasal haklarını kullanmadan önce Irak hükümetinin gerekli girişimlerde bulunmasını da beklemek lazım. Çünkü peki Türkiye olarak, bu az önce demiş olduğunuz haklar, 1926 Ankara Anlaşması'na dayanan haklar, o hakları kullanabilir mi? Tabii eğer şartlar elverirse, uluslararası şartlar müşahit olursa, Türkiye hiçbir zaman bu haklarından vazgeçmemiştir. Bu haklar mahfuzdur diye de MGK her zaman da söylemiştir ve üstelik de hangi hükümet olursa olsun bir kere şu görüşümüzden asla vazgeçmemeliyiz. İzleyicilerimizi de buna karşı sürekli uyarmalıyız. Gelmiş geçmiş bütün Türkiye hükümetleri bizim hükümetimizdir. Gelmiş geçmiş bütün Osmanlı hükümetleri de bizim hükümetimizdir. Selçuklulardan hatta daha öncesine kadar. Yani şu hükümet kötüdür, bu hükümet iyidir diye bir şey söyleyemeyiz. Ve gördüğümüz kadarıyla bütün hükümetlerimiz de ellerinden geldiği kadar Türkiye'nin iyiliği için bir şeyler yapmışlardır. Mesela çok önemli tarihimizde yeri olan Kıbrıs müdahalesini de işte merhum Ecevit'i, merhum Erbakan'ın ortak kurmuş oldukları hükümet yapmıştı. Aynı şekilde diğer hükümetlerimizle, yani yine merhum Süleyman Demirel de Musul ve Kerkük ile ilgili haklarımızın mahfuz olduğunu söylemişti. Turgut Özal bu konu üzerinde önemli durmuştu. Diğer hükümetler de öyle. Bu yani Türkiye tarihinde utanacağımız, sıkılacağımız, reddedeceğimiz hiçbir hükümet yoktur. Türkiye tarihinde utanacağımız, sıkılacağımız, reddedeceğimiz hükümetler vardır. Tarihimizle hesaplaşalım diyenler bence tek kelimeyle milli şuuru olmayan insanlardır. Bir kere onu görelim. Ve bu Ankara Anlaşması'yla ta bugün 2017 yılındayız. 1926 yılındaki bir anlaşma iddia, 2017 yılındaki bir durumun öngörülmüş olması gelmiş geçmiş hükümetlerimizin hepsinin ne kadar değerli olduğunun başka bir kanıtıdır. Yani milli şuuru olan insanlar bunları anlar. Ama milli şuuru olmayan insanlar kendi tarihleriyle, kendi geçmişleriyle ve kendi vatandaşlarıyla kavgaya, gürültüye girişip işte teorizmde bu arada
FETÖ gibi, PKK gibi teröristler ve bazen gibi hainler de bu çatlaklarda yaşar ve ülkemizin birliğine ve bekasına zarar vermeye çalışırlar. Bunu da dikkat etmek gereken bir nokta olarak altını çiziyorum. Değerlendirmek lazım. Mehmet Bey, şimdi Ankara Anlaşması'ndan bahsettik. 1926 Ankara Anlaşması der ki Irak'ın toprak bütünlüğü tehlikeye girdiği anda, parçalandığı anda Kerkük ve Musul'da Türkiye'nin hakları saklı, Türkiye'nin hakkı mevcut. Yani yasanın gerektirdiği koşullar göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde siz Türkiye'nin bu maddeyi hayata geçirecek adımlar atacağını öngörüyor musunuz? Yani Türkiye'nin şu an itibariyle yani bu konjonktürde zor gibi görünüyor. Yani zor gibi görünüyor. Zaten bu yanlış da bir adım olur şu an itibariyle böyle bir harekatın olması. Ama bizim haklarımızın saklı bulunması ve Ankara Anlaşması'na dayanarak da bu hakkı elimizde bulundurmamız bizim için önemli bir koz. Bir de orada tabii Kerkük ve Tuzhurmatu'da Türklerin yaşıyor olması ve çatışma bölgelerini bakımından yani kısa vadede çatışma ihtimalinin en yüksek olduğu yerler buralar. Dolayısıyla orada herhangi bir fiili yaptırım olursa oradaki Türkmenlere karşı Dışişleri Bakanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın bir açıklaması vardı bugün. Herhangi bir fiili müdahale olursa biz direkt olarak askeri bir harekat düzenleyebiliriz şeklinde bir açıklama bulundu. Ve tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği çok önemli bir söz var bugün. Bir gece ansızın gelebiliriz. Tabii. Evet. Ya bu çok önemli bir mesaj taşıyor. Yani benim açımdan bakacak olursa yani bakacak olursak böyle çok önemli bir mesaj oraya. Siz kendinizi böyle güçlü bir ülke zannediyorsunuz. Arkanızdaki güçlere dayanarak bu faaliyetleri başlattınız. Ama biz böyle küçüğe hafife alınacak bir güç asla değiliz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamasıyla bence. Peki Türkiye bu bağlamda bölgede ne yapmalı? Biraz da bunu konuşmak lazım şu aşamadan sonra. Evet yani biraz önce şunu söyledim ben. Türkiye şu an soğukkanlılığını korumalı. Direkt olarak bir fiili müdahale, askeri müdahale yapması çok yanlış olur. Öncelikle Irak'ın bir müdahalesinin olması lazım. Irak bu konuda çok tereddüt etti. Kerkük mevzusunda özellikle, yani Kerkük konusunda özellikle çok fazla ihmalkar davrandı. Eğer referandumun yapılacağı açıklandığı ilk günden itibaren bir askeri harekat düzenleseydi Irak hükümeti Kerkük'e, hiçbir problem yaşanmazdı Kerkük ve Musul konusunda. Ama ihtilaflı bölgeler biraz yani bizim haritalarımız var. O haritalar üzerinden konuşabilirsek. Haritaları da verebiliriz arkadaşlar. Evet. İhtilaflı bölgelerin gösterildiği haritamız vardı. Onun üzerinden bakarsak daha doğru olabilir. Şimdi Irak hükümetinin orada gecikmiş olması bize yani pahalıya mal oldu özellikle. Yani burası değil bir başka harita. Bir sonraki harita arkadaşlar. Hayır bunlar değil. Haritalar. Bu haritalar değil. Bu harita mesela. Evet bu harita bize evet ihtilaflı bölgeler yani orada Amerika oradan çekilirken nifak tohumu ekerek çekiliyor. Değil mi? Evet 140. maddede ihtilaflı bölgeler ortaya çıkarıyor. Neden sen bu ihtilaflı bölgeleri maddesine ekliyorsun ki? Aslında Türkmenlerin yaşadığı yerler, Arapların yaşadığı yerler. Sen neden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin alanı içerisinde bırakıyorsun veya ihtilaflı bölge olarak bırakıyorsun. Amerikalıların yazdığı anayasadan bahsediyorsunuz. Amerikalıların yazdığı anayasalardan bahsediyorum ama şöyle biz sürekli şundan bahsediyoruz. İşte herkes diyor ki Amerika'nın 100 yıllık, 200 yıllık planları var. O planlarının aslında somut bir göstergesi de bu haritada gösteriliyor. Bakın dikkat edin şu an bu ihtilaflı bölgeler diye geçen o kırmızı şeritle ifade edilen yani gösterilen yer var ya evet. Kırmızı kesik çizgilerle gösterilen oradan itibaren PYD'nin yani Suriye'ye dönecek olursak oradan itibaren PYD'nin elinde bulunan hat bakın evet. Yani aslında Dahok sınırından bakacak olursak yani müsaadeniz olursa ben oradan göstereyim. Tabii. Buyurun. Bakın şuradan bakacak olursak yani ihtilaflı bölgelerin olmadığını varsayalım. Şurası çok az bir bağlantı olacaktı. Yani ihtilaflı bölgelerin olmadığını varsayalım. Şu mavi bölgenin olmadığını varsayalım. Sadece yeşil haritanın
şu anki referanduma dahil olduğunu varsayacak olursak Suriye ile çok az bir bağlantısı olacak. Evet, karadan bir bağlantısı olacak ama şu an ihtilaflı bölgelerin var olmasıyla Amerika'nın o yazdığı anayasanın vermiş olduğu yetki yani. Evet, onlara bakın şuradan ne kadarlık bir bölgeyi kaplıyor ve bu bölge itibariyle şuradan artık YPG'nin elinde bulunan. Şu anda PYD'nin elindeki alan. PYD'nin elinde bulunan alan orası. Şurayla bağlayacaklar ve onların hayal ettiği büyük bir Kürdistan devleti Amerika'nın da işine yarayabilecek bir projeyi ortaya çıkaracak bu durum. Maalesef böyle bir durum var. İşte nifak tohumunu atıp giden Amerika bugün oyunları oynuyor. Gerçi oyunları oynamıyor Amerika. Sadece senaryoyu çiziyor ve diyor ki Barzani'ye kardeşim sen aktörsün, baş aktörsün, baş rolsün. Sen oyna oyununu. Herkes seni tanıyacak, seni görecek. İyi rolde sen oturacaksın içeride ve Kürtlerin kurtarıcısı olacaksın. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bu oyunu yani senaryoyu verip maalesef Kürtleri de bu tuzağa düşürüyor. Biraz önce ben söyledim, tekrar aynı şeyin üzerine tekrar değinmek istiyorum. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethedişi bugün Barzani'nin İsrail bayraklarıyla beraber bağımsızlık sloganları atması. Durum içler acısı gerçekten. Kayhan abi, bugün Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Vanalar bizim elimizde. Vanayı kapatmak bizim elimizde dedi. Ne yapacaksınız o zaman bakalım dedi. Yani bir yaptırımdan söz etti Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Kuzey Irak'la alakalı olarak. Şimdi az önce de bahsettik. Türkiye orada 1300'e yakın şirketi var. %85'i günde 550 bin varil petrol geliyor. %85'ini Türkiye'ye satıyor Kuzey Irak. Dolayısıyla İsrail'e yaptırım satıyor. Yaptırım sizce şu saatten sonra ne kadar anlamlı olacak, etkili olacak mı dersiniz? Tabii ki etkili olur. Yani Türkiye isterse orayı boğar. Zaten kendisi tabii bu durumda kendisini boğmuş oluyor. Çünkü aslında o bölgenin 6 milyon falan bir nüfusu var yani. O bölgenin ekonomik bakımdan çok büyük bir önemi yoktu. Sadece onlar şundan yararlandı. Şimdi Irak'ın diğer yerlerinde güvensizlik olduğu için bir nevi o bölge Kuzey Irak güvenli bir bölge gibi ticaret bölgesi haline geldi. Araplar gelip orada ticaret yaptığı için kazandılar bir. İkincisi İran-Irak sınırı üzerinden kaçakçılık yapıyorlar. Ve bir takım İran'da yasak olan malzemeleri veya İran'da ambargo uygulanan malzemeleri veyahut İran'da yasak olan alkol vesaire gibi şeyleri oradan kaçakçılık yaparak para kazanıyorlar. Bunlar yani o bölgenin geliri petrol dışında bu. Onun dışında başka hiçbir gelirleri yok ve gelirlerin çok üstünde yaşadıkları için zaten yani ayakta kalamayacak olan bir bölge ve petrolü de gönderemedikleri zaman hiçbir şekilde yaşayamazlar. Yani İran tabii ve Türkiye anlaşsa onları boğar. Daha önceki dönemde ancak Araplar oralara geldikleri zaman ticaret yapmak için yani bir nevi bavul ticareti gibi olaylarla ayakta kalabiliyordu Kuzey Irak bölgesi. Yoksa Kürtlerin o bölgeden çıkıp da Musul'a veya başka yerlere gitmeleri de mümkün değildi. Çünkü o kadar kötü bir şöhret edinmişler ki tıpkı Yahudiler gibi. Orada onları gören herhangi bir Arap alınlarının ortasından vuruyordu. Bu da bir gerçektir. Bu kadar da kötü bir şöhret kazanmışlardı. Amerikalılara yardımcı olmalarından dolayı eski dönemlerde. Ve bu tabii bu kötü şöhret gitgide de büyüyor. Ve onlar kendi kendilerini bu duruma düşürüyorlar. Aradan yani bir 10 yıl, 20 yıl geçtikten sonra Orta Doğu'da sokağa çıkamayacaklar. Bunun da farkına varmaları gerekir aslında. İlginç. Ama maalesef Barzani işte halkını böyle kötü bir duruma düşürüyor. Düşürüyor, doğru. İlginç de bir durum var. Şu an yani Arap kamuoyunu ben gelmeden önce bir baktım, böyle gazetelere göz attım. Haber sitelerine baktım. Resmi açıklamalara, Dışişleri Bakanlıkların sayfalarına özellikle baktım. Hiçbir yerden Arap ülkelerinden böyle sert bir açıklama yok. Yani karşı olduklarını sadece ifade ediyorlar. Şunu düşünüyorum, yani bir Arap Ligi denen bir ligimiz var. Yani bir Arap Birliği. Oluşum var, birliği, Arap Birliği. Şimdi bu Arap Birliği bir Arap ülkesi parçalanırken nerede? Neden Türkiye sadece bangır bangır bağırıyor? Yani bu durumun Orta Doğu'ya, yani bölgeye bir kriz getireceğiyle alakalı, kaos
doğuracağıyla alakalı. Hepsi sessiz. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı biz bu duruma karşıyız diye bir açıklama yapıyor. Ya Amerika'dan bile daha sert bir tepki geliyor. Sen neredesin? Şimdi bunu söyleyince aklıma Filistinli bir şairin sözleri geldi. Şöyle söylüyor, yani şiir olarak değil ama çok önemli güzel sözler olduğu için paylaşmak istiyorum müsaadeniz olursa. Diyor ki ben önce Maghrib'den yola çıkardım, Fas'tan, Bosna'ya kadar. Kimse bana kimsin, necisin diye sormazdı. Sonra bize bağımsızlık vaat eden devletler geldi, sömürgeci devletler. Yine Maghrib'den yola çıkınca bir baktım ki önümde tahtadan böyle sınır var. Geldim oraya, dediler ki dur, sen kimsin? Dedim ki ben Ahmet Eşükeri'yim. Nerelisin dediler. Filistinliyim dedim. He tamam dediler. Bana hesap sorarak sınırdan geçirdiler. Belli bir müddet daha geçti. Bize bağımsızlık vaat eden devletler bize bağımsızlığımızı verdi. Öyle zannettik. Tekrar sınıra geldim. Onların tahtadan kurdukları yerlere. Bir baktım ki o tahtadan sınırlar demirden sınır olmuş. Ben o önceki geçişin vermiş olduğu rehavetle yaklaştım ve ben Filistinli Ahmet Eşükeyri'yim. Açın kapıyı dedim. Oradaki asker bana böyle bir gülümsedi. Dedi ki sen artık Filistinli Ahmet Eşükeyri'sin. Buraya geçemezsin. Şimdi Kuzey Irak'ta aslında oynanmak istenen oyun zamanında Maghrib'ten Bosna'ya kadar rahatça giden adamın çektiği çileyle aynı çile. Tabii ki. Bugün orada biz kardeşçe yaşayalım diye uğraşırken debelenirken tabiri caizse Türkiye olarak veya diğer bölge ülkeleri olarak Kuzey Irak'ta şu an o demirden sınırlar, tahtadan sınırlar koyuluyor ve birbirine yabancı devletler ortaya çıkıyor. Maalesef çıkarılacak yani. Hı hı. İçler acısı bir durum açıkçası. Evet. Şimdi Kayhan abi Türkiye Barzani hükümetine ekonomik olarak, altyapı olarak, kurumsal olarak destek verdi. Yıllardır da bu destek devam ediyor. Türkiye'nin Barzani hükümetinden hani siz az önce tarihi ta Molla Mustafa Barzani'den bu yana gelen süreci anlattınız. Türkiye bölgede özellikle Barzani 90'lı yıllarda o körfezde Saddam bunları katledeceği sırada da yine kucak açan ülke oldu. Bunlara sahip Tabii. çıkan ülke oldu. Ya bunları ölümden kurtardı. Türkiye'nin bu anlamda bir vefa beklentisi bir şeyi var. Fakat İsrail'de değişik taraftan aynısını yapıyor. İsrail'de bölgede yatırım yapmaya çalışıyor, etkili olmaya çalışıyor. Sizce bunu referandumda İsrail kazanmış gibi görünüyor ama ileride kim kazanacak? Şimdi olaylar eğer bu şekilde devam ederse hiç kimse kazanmayacak. Sonuç olarak bölgede gerilim iyice artacak ve muhtemelen maalesef diyorum yani İran'la İsrail arasında bir çatışma çıkacak. Ve bu çatışmada en çok kaybeden de muhtemelen Kuzey Irak'ta yaşayan insanlar olacak ve belki de nüfuslarının büyük kısmını kaybedecekler. Bu apaçık bir gerçek. Çünkü bu İran ve İsrail arasındaki problemi çözmek mümkün değil. Çünkü İran hiçbir şekilde Orta Doğu'da İsrail'in tek başına egemenlik kurmasını istemiyor. İstemiyor. Batılılarla anlaşmış olsa Batılılar adına kendisi tek başına egemenlik kurmak isteyebilir. Ayrı bir konu. Fakat Batılılar da onunla anlaşmak istemiyorlar. Ve ortak bir nokta bulmak mümkün değil. Bizim Türkiye olarak bu konuda uğraşımız... dünya barışı için ve bölge barışı için milli bir politika izlemek ve kendi milli çıkarlarımızı savunmak olmalı. Yoksa bizim bir kere şundan kesinlikle vazgeçmemiz lazım şu düşünceden. Kuzey Irak'ta bir devlet kurulacak, biz onunla beraber bir federasyon falan olacağız. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Eğer böyle bir şey olursa bu kez Arapların bütün desteğini ve Araplar içindeki etkinliğimizi kaybederiz. Biz bölge yeniden şekillenene kadar, bölgedeki durum tamamen ortaya çıkana kadar, yani çok uzun bir müddet için söylüyorum,
ülkelerin toprak bütünlüklerine maksimum saygıyı göstermek zorundayız. Hı hı. Dolayısıyla Irak'ın ve Suriye'nin ve İran'ın parçalanmasına kesinlikle karşı olmalıyız ki onlar da bizim parçalanmamıza kesinlikle karşı olsunlar. Bu bir. Yani ülkelerin toprak bütünlüklerine saygı çok önemli. Bundan bir kere sapmamamız lazım. Federasyon falan ayrı konu. Onlar kendi ülkelerinin iç işleri. Zaten oradan şimdi ülkelerin iç işleri meselesine geliyorum. Ülkelerin rejimlerine asla karışmamalıyız. Hiçbir şekilde bir ülkenin rejimi bizi ilgilendirmez. Bence kişisel görüşüm Mısır konusunda hata yapıyoruz. Mısır'da ne oluyorsa oluyor. Kimin gücü kimin gücüye yetmişse bize ne Mısır'dan. Yani Mısır'ın iç işlerine karışmayız. Yani vicdanen yayınlar yaparız, toplantılar, işte ne bileyim sivil toplum örgütleri, amenna. Ama devlet olarak biz bugün Mısır'la niye yakın ilişkiler kurmuyoruz, ne kaybederiz? O da bir ülke sonuç olarak. Yani dünyada şimdi bütün rezil ülkeler hepsi iyi de Mısır mı kötü yani? Mısır kadar kötü olan başka ülkeler de var rejimi. Biz yani Mısır'ın rejimine karışamayız. İster Sisi rejimi olur. İster darbeyle gelen bir isim olduğu için olabilir, Türkiye'nin darbe, hayır, tepkisi. Olsun. Hiç fark etmez. Adolf Hitler rejimi dahi olsa biz o ülkenin rejimine karışmayız. O ülkeyle Birleşmiş Milletler'de kim temsil ediyor Mısır'ı? Sisi'nin büyükelçisi değil mi? Sisi'yi tanımak zorundayız. Biz Sisi'yi eleştiririz, o ayrı. Çok büyük hata. Ki demokrasi açısından baksak darbeyle gelen diyoruz. Sisi'yi eleştirmek mi hata diyorsun? Hayır. Mısır'la yakın ilişkiler kurmamak. Sisi'yi eleştirelim. Ben de herkes eleştirebilir ve eleştirmelidir de. Darbeyle geldiği için en şiddetli eleştirileri de yapmalıyız. Fakat bu olaylardan bir ders çıkarmamız gerekir. Mısır'la ilişkilerimizi kurmakla niye kurmuyoruz? Ya tamam, darbe oldu, bitti. Yapacak bir şey yok yani. Şu anda tekrar Mursi'yi getirebiliyor musun? Başa getiremiyorsun. Demek ki şu andaki o ülkenin rejimini kabul edeceksin. Çünkü senin Mısır'a demokrasi ihraç etmek gibi bir rolün yok. Devletler birbirlerine rejim ihraç etmez. Eğer sen bir devlete rejim ihraç etmeye çalışırsan, başkalarının da sana rejim ihraç etmek istemesine ses çıkaramazsın. Evet, ama bu çok önemli. Karışmayacaksın adamın rejimine. Kaldı ki teorik olarak tartıştığımız zaman Mısır'daki rejim Suudi Arabistan'daki rejimden daha kötü değil. Ama Suudi Arabistan'daki rejim demokratik mi sanki? O da değil. Kesinlikle değil. Ama şöyle bir şu açıdan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela biz eğer Mısır'la olan ilişkileri düzeltecek olursak ve yani düzeltmeliyiz diye düşünüyorum genel olarak, ama artık müttefik iki ülke olma. Hayır, o ayrı. Hayır, yani, müttefik olarak demiyorum. Olunmamalı yani. Ama Türkiye'nin bir duruşu var siyasi bakımdan. Tamam, yine duruşumuzu devam ettirelim. Türkiye ilk baştan itibaren yani Arap Baharı'na bakacak olursak ilk baştan itibaren Türkiye bütün ülkelerde halkın tarafını tuttu. Halk neyi istediyse o tarafı. Doğru. Bakın, tutarız Tunus'ta, ama ya, vicdan başka, evet. Fakat politika başka. Fakat o ülkelerle ticaretimizi, ilişkimizi, diplomatik ilişkimizi, diplomatik ilişkimizin düzeyini, yakınlığımızı bozmayız. Ama siyasette zaten siyah ve beyaz kadar net şeyler olalım. Yok. Siz bir tarafı tuttuğunuz zaman mutlaka diğer tarafı memnun edememiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hayır, fazla da, bu konuda o kadar fazla da müdahale etmemek gerekir yani. Yani siyaset sınırına girmemesi lazım, sivil toplum sınırında kalması lazım. Yani mesela Libya'da Kaddafi'ye karşı çıktık. İyi mi yaptık? Çok kötü yaptık. Büyük hata. Kaddafi öldü. Şimdi Libya'nın durumu iyi mi? Bizim için de kötü, dünya için de kötü, İslam için de kötü, insanlık için de kötü. Keşke Kaddafi yaşasaydı da Kaddafi gibi bir diktatör yönetseydi Libya'yı, bin kere daha iyi olurdu bugünkü durumdan. Bütün dünya için. Apaçık belli yani. Eğer Mısır'da öyle olacak dediyse, bilemiyoruz tabii, çok daha kötü olurdu yani. O da bir gerçek yani. Yani şimdi biz şimdi dünyada ülkelerin iç işlerine karışmamak diye bir prensip var. Bu prensibe uymalıyız. Bu prensibe uyduğumuz takdirde Türkiye bölgede inanın çok çok güçlü bir ülke haline gelecektir. Çünkü bu prensibe uymadığımız takdirde kendimiz başka emellerin aleti haline gelebiliriz. Yani bunu da unutmamalıyız. Yani biz hiçbir şekilde eleştirilerimizi yapalım. Mesela Amerika'nın başka ülkenin iç işlerine karışmasını eleştiriyoruz değil mi? Aynı şekilde biz de karışmamalıyız. Ve Almanya'nın bizim ülkemiz hakkında ukalalık yapmasına kızıyoruz. Biz de başka ülkelere ukalalık yapmamalıyız. Yani karışmamalıyız diye düşünüyorum. Yani burada kazanacağımız çok şeyler var.
Yani elbette ben tabii Arap Baharı sırasında yapılan vicdani eleştirileri, Mursi'yi desteklemeyi, ne bileyim Sisi'nin antidemokratik, faşist, darbeci tavırlarını sonuna kadar mahkum etmeyi savunuyorum. Onları benimsiyorum. O ayrı bir konu. Ama şu anda mesela bizim Mısır'da birçok ekonomik çıkarlarımız vardı. Ne oldu? Ekonomik çıkarlarımız gitti. Mesela İsrail'de Leviathan gaz yatakları çıktı. İsrail'in doğal gazı. Aynı şekilde Mısır'ın da doğal gaz yatakları çıktı. Fakat o Mısır'ın doğal gaz yatakları ile ilgili şu anda biz herhangi bir şey yapamıyoruz. Çünkü Mısır'da ilişkilerimiz bozuk. Ve İsrail'in doğal gazı üzerindeki projelere mahkum kalmış oluyoruz. Şimdi bu konuda yani sivil toplum örgütlerimiz rahat mı? Bu şekilde yani İsrail'e para kazandırmış oldular. Evet. Çünkü Mısır'dan bizi kopartmış oldular. Ve bu İsrail için bir avantaj oldu. Yani bu işler üzerinde derin düşündüğümüz zaman İslami açıdan yapılan şeyler aslında İslamiyet'e bazen daha fazla zarar veriyor. Evet. Çünkü karşı tarafı kazandırıyor. Şimdi karşı tarafı kazandırıyor dedik. Mısır'a geçtin abi sen. Ben sana şeyi soracağım. Şimdi ABD'nin başta bu Kuzey Irak'taki Barzani referandumunda karşıymış gibi tavrı. Biraz önce de yine Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Dediler ki Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız bölgede. Yeni bir gerilim yaşanmaması için Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız dedi. Ama alttan da sen sürekli diyorsun ki Barzani destekleniyor ki kesinlikle. Barzani desteklenmese böyle bir girişimde katiyen bulunamaz. Bulunamaz da. Bulunmaz değil, bulunamaz da. Şimdi o zaman ABD'nin Kuzey Irak politikasında değişen bir şey var mı? Yoksa o plan devam ediyor mu, ilerliyor mu? Ya şimdi Amerika Birleşik Devletleri demin söylediğim konuya geliyorum. Hı hı. Bölgemizdeki mezhep çatışmalarını kışkırtarak DAEŞ üzerinden... Önce DAEŞ üzerinden denedi. DAEŞ üzerinden mezhep çatışmaları yoluyla, hı hı. Terörizm yoluyla, mezhep terörizmi diyelim tırnak hı hı içinde hı hı. Yani. Mezhepçilik yoluyla Irak ve Suriye'yi bölmeye çalıştı. Şimdi de bir Arap-Kürt şimdi çatışması... Şimdi de Suriye'de işte, Kürtleri şimdi DAEŞ bitti. Hı hı. Tam DAEŞ de bitmeden önce yani bitmeye yakın. Hı hı. Yani biri bitmeden diğeri başlıyor derler ya. DAEŞ bitmeden... Terörizm, Kürt terörizmi ve Barzaniciliği. Ceplerinden yani, çıkarıyorlar yani. Çıkarıyorlar. Yani bu da dört ülkeyi yani. Yani Sünnistan olmadı, Kürdistan verelim. Sünnistan projesi vardı. Şimdi Kürdistan projesi var. İkisinin de amacı aynı. Yani bunu Amerikalılar öyle dediği için söylüyorum. Yoksa Kayahan Uygur, Sünnistan dedi, mezhebimizi küçümsedi diye kimse düşünmesin. Bunu Amerikalıların dediğini aktarıyorum yani. Onlar öyle diyor. Yani buradaki olay Amerikalıların bölgeyi parçalamak için sahneye koydukları çeşitli projelerdi. Şimdi bunu kullanıyorlar. Ve muhtemelen şunu da söyleyeyim. Muhtemelen yani Amerikan medyasının çeşitli raporların, Foreign Relations dergisi, işte ne bileyim çeşitli think tankların raporları falan bunları okuduğumuz zaman Amerikalıların yeni terörü sol tandanslı, seküler, laikçi PKK terörünü daha çok tercih ediyorlar. Onun için Kuzey Irak'ta da elinde sonunda Barzani'yi tasfiye edip yerine seküler, yaşam tarzı bakımından batıya daha uygun, sol tandanslı, mesela Talabani gibi veya PKK'ya daha zaten yakın. Zaten başta referanduma karşı olup bir gün kala gece yaptıkları toplantıdan tabii sonra evet demeye geçmeleri muhtemelen tabii. Siz evet sizi deyin, bir sizi, biraz zaman verin bize. Biz Barzani'yi bir şekilde hemen çevrim dışı bırakacağız, dışarıda bırakacağız. Ki şundan dolayı, olabilir diyorsunuz. Kim ne derse desin tabii biz şimdi Barzani'ye kızıyoruz ama Barzani ile PKK arasında bir kan uyuşmazlığı var. O ikisini Amerika'nın bir araya getirmesi zor. Bence zor bir durum gibi görünmüyor. Kişisel olarak böyle düşünüyorum. Tamam ama onların asıl amacı taban olarak söylüyor. Yani Barzani tabii grubu birbirine olarak. Zıt iki grup bu taban olarak. Taban ama, olarak ama onlar şimdi Barzani'nin yerine Talabani ve onun çevreleri Gorand'ı, şuydu buydu, Kürdistan Yurtseverler Birliği falan PKK'ya daha uygun, daha layık, yani daha böyle sol tandanslı falan adamları getirirlerse o zaman o Kürdistan dedikleri yer, yani Kuzey Irak'tan başlayıp Kuzey Suriye falan oralarda Türkiye'nin tek homojen Arap coğrafyasıyla olan kara sınırını tek bir homojen devlet
Üstelik dünyada, yani Avrupa'da, Amerika'da oranın kamuoyunun desteğini kazanmış. İşte kadın gerillalar, yok bilmem kadın hakları, LGBT gerillaları vesaire, şudur budur. Türkiye'deki HDP'liler de LGBT. O bile var, öyle bir alay var yani. Evet. Öyle bir askeri birlikleri var. Gerçekten gırgır geçmek için söylemiyorum. Gerçekten evet, de var yani. Ve bunlar bu şekilde Batı kamuoyuna da bunu sevdirecekler. Çünkü Batı kamuoyu artık bu DAEŞ teröründen hoşlanmıyor. Yani kendisi için bir tehlike olarak görüyor. Onun yerine sol terör şimdi devreye girecek. Ve bu sol terör de Avrupa'da eylemler yapacak. Amerika'ya kafa tutan rejimler olursa, yani ticari nedenlerde, ekonomik nedenlerde dizginlenecek. Çeşitli efendim. PYD ile PKK ile dizginlenecek. Dizginlenecek. Ya da ABD'nin desteklediği o PKK PYD olmayacak da internasyonalist devrim tugayları gibi veya işte buna benzer şeyler. DAEŞ aslında, yani söylediğiniz YPG, PYD unsurlarıyla koordineli bir şekilde çalışıyor. Yani muhakkak, ama tabii şimdi o 2015 yılında ben sürekli geç. Bunu söylüyorum mesela. 2015 yılında Tel Aviv'in hemen karşısı, Akçakale'nin hemen karşısında Tel Aviv'de bayrak DAEŞ bayrağıydı. 2-3 gün geçti aradan, bir baktık o bayrak artık DAEŞ bayrağı olması, DAEŞ bayrağı yerine PYD bayrağı asılı ve hiçbir çatışma, hiçbir, yani çok yakın olduğu için duyuluyor zaten oradan. Ben oradaydım. Hiçbir çatışma olmaksızın bir gece, yani sabah uyandığımızda baktık ki artık PYD şeyi var. DAEŞ'in birçok bölgede yaptığı gibi. Birçok bölgede. Yani orayı alıyor, işgal ediyor. Kendi toprağına kattığını ilan ediyor. 3-5 gün geçmeden PYD'ye devrediyor. Bir görev oluşumu DAEŞ. Yani orada şu an görevi artık yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Ve dediğiniz gibi o sol tandanslı terör ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. YPG, PYD vesaire gibi unsurlar. 2014 yılında elime bir broşür geçmişti. İngilizce ve Arapça. DAEŞ'in yani. Yani aynen şey, kuşe kağıda basılmış. BMW'nin katalogu gibi. İçinde DAEŞ'in yaptığı eylemler anlatılıyor. İşte filanca yerde şu kadar kafiri öldürdük. Bilmem ne resimler, şunlar, bunlar, sloganlar. Bayağı bir renkli kuşe kağıda bir katalog. Evet. Bunları gönderiyorlarmış böyle zengin Arap şeyhlerine. Mesela zengin Arap şeyhine gönderiyor. Bu elinde katalog geçince veriyor sekreterine. Şuraya işte 200 bin dolar gönder. Öbür şeyhe gönderiyor şu 500 bin dolar para toplamak için. O kataloğun tehdit şeyi yani. Sanki şimdi onun yerine, o kataloğun yerine başka katalog çıkartacaklar. İşte geri, kadın gerilla, yok bilmem ne, yok şu. Bu sefer sol terör örgütü para toplayacaklar. Bunların hepsinin arkasında aynı uluslararası istihbarat örgütleri var yani Amerika'nın. Yani bu olaylar bundan ibaret. Onun için Barzani'nin günleri sayılı. En fazla bir yıl sonra Barzani devrilip yerine başka bir grup göreceğiz. Göreceğiz diyorsunuz. Mehmet Bey, son bir haftadır, bir haftaya yakındır Türkiye'de sınırlarında, Kuzey Irak sınırlarında bir tatbikat gerçekleştiriyor. O tatbikatta bugün de gerçekleştirildi, yine tanklarla yapılan büyük bir tatbikat. Şu ana kadar belki de o bölgede sınırda yapılan en büyük tatbikatlardan biri olduğu söyleniyor. Yarın o tatbikata Irak askerleri de katılacak. TSK biz yayına girmeden önce son dakika olarak ekranlarda da verdik o haberi. Irak'la birlikte, Irak ordusuyla birlikte gerçekleştireceğini söyledi bu tatbikat. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Anlamlı mı sizce? Tabii ki çok büyük anlam ifade ediyor. Büyük bir gözdağı veriyor Kuzey Irak bölgesel yönetimine. Orada herhangi bir müdahale olursa ya da herhangi bir sınırımızı tehdit edecek bir unsur olursa direkt müdahale edebileceğimizi biz açık bir şekilde ortaya koyuyoruz bu mesajla. Ama en önemlisi bence, yani gözden belki de kaçırdığımız bir nokta var. Türkiye, nereyi geçirip meclisten, sadece Irak üzerinde değil, Suriye ve Irak üzerinde geçirdi. Bu çok çok büyük bir önem arz ediyor bence. Çünkü orada yapılan yani bir değişiklik, Irak'ın eklenmesi elbette şu an güncel olaylarla alakalı, ama Suriye özelinde de onun uzatılması, biliyorsunuz daha önce
bir yıl olarak alınmıştı. Fırat Harekatı, Cerablus Harekatı vesaire. Şu an Suriye'de de böyle bir hakkımızın olması bizim elimizi güçlendiriyor. Ben şunu düşünüyorum. Kuzey Irak referandumuyla Türkiye'yi oyalamaya çalışmak da bir unsurdu. Yani Türkiye'yi Kuzey Irak meselesine çekmek ve Suriye'de biraz daha PYD'nin alanını genişlemesini sağlamak gibi bir durum da söz konusu olabilirdi. Ama Türkiye bu oyuna herhalde gelmedi diyebiliriz bu noktada. Ve Suriye için de tezkere aldı. Herhangi bir uygun görmediği bir durum olduğu zaman Suriye ve Irak topraklarında direkt olarak meclisten bir yetkisi bulunuyor. Bu çok büyük bir gözdağı diye düşünüyorum. Sadece ama, sınırlarda değil, içeride de herhangi bir saldırı tabii. olduğunda, bugün Sayın Başbakan katıldığı bir televizyon programında da söyledi. Bizim oraya tırlar gidiyor, ihracat yapan, ithalat yapan tırlar gidip geliyor. Onlara da herhangi bir saldırı olduğunda da yine biz gerekeni yapacağız dedi. Tabii Dışişleri Bakanımızın da yani biraz önce ifade ettiği aynı açıklamayı kendisi de yaptı. Ve özellikle oradaki Türkmenlerin haklarını savunmak, Ankara Antlaşması'nın vermiş olduğu yetkiyle, yani uluslararası anlaşmaların vermiş olduğu yetkiyle o hakkı da kullanabileceğimizi ifade etmek, sınırda asker konuşlandırmak, bunların hepsi Türkiye'nin elini çok ciddi bir şekilde güçlendiriyor. Ve şunu düşünüyorum, Türkiye yani kısa vadede bir askeri müdahale yapmayacaktır. Sadece bir gözdağı vermekle yetinecektir ki yetinmelidir diye düşünüyorum bununla kısa vadede diyorum. İlk müdahalenin Irak'tan olması gerekiyor eğer bir askeri müdahale söz konusu olacaksa. İran'la koordineli bir şekilde üçlü bir senkronizasyonla Ankara-Bağdat-Tahran. Evet, Ankara-Bağdat-Tahran ki Ankara-Bağdat-Tahran'ın yapacağı herhangi bir yaptırım Kuzey Irak'ı kesinlikle caydıracaktır. Yani çok ciddi bir şekilde en azından kısa vadede referandumu faaliyete geçirmesini engelleyecektir. Ama ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Referandum Kayahan Bey'in de söylediği gibi Irak hükümeti tarafından gayrimeşru zaten ama Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından da gayrimeşru bir referandum. Umuyorum ki uzun vadede böyle bir şeye yeltenmezler ve orada bir huzursuzluk, bir kaos ortamı meydana gelmez. Ama maalesef şu anki parametreler, herhalde somut veriler bize orada ciddi sıkıntıların, kaosun, ekonomik dar boğazın olacağını söylüyor. Ama Türkiye'nin yani çok ince bir çizgi var. Türkiye'nin kesinlikle oradaki Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmasına karşı olduğunu söylemek yani zor. Türkiye oradaki Kürtlerin bir bağımsız devlet oluşturulmasından ziyade orada bir başkasının himayesi altında olmasından aslında çok fazla çekiniyor. Yoksa Kürtlerin haklarını Türkiye daima korumuştur Kuzey Irak'ta. Şu ana kadar da korumaya devam ediyor ve Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği özellikle noktalar var. Biz kesinlikle oradaki Kürt halkına bir yaptırımda bulunmayacağız. Bu yanlışı yapanlara yaptırım uygulayacağız diye çok önemli bir noktaya değindiler diye düşünüyorum. Ve Türkiye'nin de siyaseti şu an itibariyle çok doğru izlediğini görüyoruz. Kayahan abi, tatbikat Irak'la yapılıyor. Zaten bir haftadır yapılıyordu. Senin bir öngörün var mı askeri müdahale konusunda? Çünkü sosyal medyada da çok fazla yani evet kriz var. Barzani ile bir kriz var ama sosyal medyada biraz daha hamasi konuşmalar, hamaset yapma ortamı olduğu için hemen bir müdahale, hemen müdahale edilmeli yani gibi bir algı da oluştu açıkçası. Senin öngörün neler? Olayların gelişmine bağlı. Gelişmine bağlı tabii. Mesela birden bire yani müdahale etmek için müdahale edilmez. Haksız durumu düşünürüz. İlk adımın Irak'tan gelmesi mutlaka gerekli. Gereklidir yani sembolik dahi olsa. Tabii. Burada önemli olan şu, şimdi Irak bir ülkedir. Bu konuların ayrıntıları hakkında bildiğimiz henüz yok. Ama şöyle gelişecektir. Şimdi Irak hükümeti sınırların ve havaalanlarının teslimini istedi. Bu çok önemli. Bir ülkeye gidiş gelişin kontrolünün o ülke tarafından yapılması gerekir. Yani sadece bayrak asma meselesi değil. Havur gümrük kapısını Irak'ın kontrol etmesi lazım. Ve Erbil'deki havaalanını da Irak'ın kontrol etmesi lazım. Yani gümrük kapısı olan yerlerin tümünün Irak kontrolüne verilmesi lazım. Evet. Muhtemelen
Bu gümrük kapısı ve sınırdaki bayraklar ve gümrük kontrolü, polis pasaport kontrolü işlerinde Barzani Efendi hır çıkaracak. Bu hır çıkardığı zaman Irak hükümetine karşı, Irak hükümeti tabii ki buna müdahale edecek. İlk o zaman burada mı ateşlenir diyorsun? Tabii biz de müdahale etmek zorundayız. Çünkü biz orada Irak'ı tanıyoruz. Barzani diye bir şey tanımıyoruz. Tabii. Şimdiye kadarki olaylar hoşgörüydü. Biz yani hoşgörümüze sığınarak o sınırda böyle bir şeyler yapıyorlar. Tabii onları muhatap para kabul kesiyor. Etmemiz. Muhatap almamamız lazım. Hayır, daha önce müdahale yani muhatap olarak kabul etmemiz bir hoşgörüydü. Tabii. Evet. Daha önceki müdahale çünkü Irak hükümeti hoşgörü gösteriyordu. Irak hükümeti hoşgörü gösterirken bizim bu konuda olay çıkarmamız düşünülemezdi. Ama şimdi Irak hükümeti eğer sen şu gümrük kapısını bana ver bakalım. Ki diyecek. Kesinlikle. Çekilirse, gümrük kapısını verirse zaten problem zaten yok. Açıklama yapmış kim? Irak Başbakanı. İstiyor işte. Evet. Ama Barzani vereceğim demedi henüz. Yani Barzani evet. Zaten vermemek için çırpınacaktır evet, mutlaka. Çırpınacaktır. Ama Irak bunları artık aleni bir şekilde istediğini dile getirdi. Ve bu doğrultuda da bir takım çalışmalara başlayacağını herhalde bu tatbikat, yani Irak bildirdi. Askerlerinin Türkiye'ye gelmiş olması, bununla neyin tatbikatı yapılıyor ki? O gümrüklerde problem çıkarsa gümrük kapısının nasıl ele geçirileceğinin tatbikatı yapılıyor. Evet. Ve orası ele geçirilirken eğer bir çatışma çıkarsa Türkiye Irak devletinin yanında yer alır. Türkiye'nin zaten orada muhatabı Irak. Tabii Türkiye'nin Irak zaten orada hükümeti. Askerleri var. Türkiye'nin oradaki askerleri Irak askerleriyle beraber Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi bir barış harekatı yapabilirler. Uluslararası hukuka ülkeler arasındaki egemenlik haklarına saygı ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri çerçevesinde düzen ve peki, istikrarı temin etmek amacıyla başka herhangi evet. Bir amacı olmaksızın. Peki orada yaşanabilecek Allah korusun da bir krize karşı, bir çatışma ortamına karşı tampon bölge fikrine ne diyorsun Kayahan abi? Türkiye belli bir alanda bir güvenli bölge oluşturma adına bir harekette sence bulunmalı mı? Çünkü bugün Mehmet Akif Ersoy, gazeteci büyüğümüz Erbil'de Twitter'dan bir tweet atmış daha doğrusu. Diyor ki bir taksiciyle konuştum. Taksici evet'i basmış gelmiş. Sonra da Türkiye'ye evet, kaçar. Eğer bir sıkıntı olursa burada çoluğumu çocuğumu alır Türkiye'ye giderim demiş diye bir tweet atmıştı Mehmet Akif Ersoy. Oradaki o tam insanlar arasında böyle düşünenler varsa bir an önce çoluk çocuklarını alıp Türkiye'ye gelsinler. Çünkü Müslüman sokulan yerden ikinci kez sokulmaz. Hı hı. Muhtemelen böyle bir olay olduğu takdirde sınırlar kapatılacak. Kuzey Irak'takilerden tek bir kişi bile içeri alınmayacaktır. Tek bir kişi bile. Bunu bir kere unutmasınlar. Dolayısıyla aynı tampon hataya, bölgede hayal mi diyorsun? Hayal, aynı hataya Türkiye bir daha düşmez. Suriye'de yaşadı. Yani aynı hataya bir daha düşmez. Ya bir toplumun aslında milliyetçilik duyguları kabartılarak büyük bir hezeyana uğratılmasının resmini izliyoruz burada. Aynen öyle. Tabii. Yani maalesef şöyle bir durum var. Her bir yani orada yaşayan herkesin bir bağımsızlık hayali var. Bunları körüklediler çünkü zamanlar boyu. Saddam aracılığıyla onlara eziyet edildi, milliyetçilik duyguları kabartılsın diye. Bugün geldiğimiz noktada Saddam'ı bile arar hale gelmişler. Barzani'nin yönetimi Saddam'ı bile aratıyor orada. Ama maalesef buna rağmen insanlar celladına aşık bir millet olarak hareket ediyorlar. Ve burada işte evet'i biraz önce Mehmet Akif Bey'in paylaştığı tweet'i ben de gelmeden okumuştum. Adam diyor ki ben evet'i bastım ama yine de Türkiye'ye bir kaçabilirim. Olursa Türkiye'ye şu da çok önemli bir mesaj. Türkiye'ye kaçarım diyor. İran'a kaçmam diyor mesela. Yani İran'ı demiyor. Irak merkezi hükümetini demiyor ya da bir başka yere demiyor. Türkiye'ye kaçarım diyor. Çünkü biliyor Türkiye ne olursa olsun insani bir şekilde buraya göç etmek isteyen herkese kucak açan bir ülke. Ama bu saatten olmaya. Sonra artık o nasıl olur? Evet yani bunun ama durdurulması gerekiyor en azından. Kuzey yani şimdi şöyle bir şey var. Dünyada başka bir yerde böyle bir şey olabilir mi? Olamaz yani. Çünkü her şeyin bir ciddiyeti var. Yani ben hem yani ülkemin topraklarımın başka bir
şekilde bölünmesini savunacağım. Ülkemi böleceğim. Ülkemi bölmek için bir takım faaliyetlerde bulunacağım. Bir de... Buna karşı olan bir ülkeye o haritayı verir misiniz arkadaşlar yani arkaya? İsrail'e kaçacağım dese o arkadaş. Ya evet ben o evet oyunu kullandım az fakat sonra İsrail'e kaçarım dese makul. Tabii. İsrail destekliyor İsrail bu evet destekliyor oyunu. Evet. Yani sen nasıl oluyor da neden hem evet oyunu kullanıyorsun hem de o evet oyuna karşı olan bir ülkeye kaçıyorsun? Ya bu şunu da gösteriyor aslında. Barzani'nin yönetimindeki bölgesel yani Kürdistan Kuzey Irak bölgesel yönetiminde yaşayan insanların da Barzani'ye güvenmediğinin bir göstergesi. Kesinlikle. Yani eğer Barzani'ye güvenseydi diyecekti ki biz kesinlikle kendi topraklarımızda kalacağız. Ölümüne bu vatanın toprakları parçalanmasın diye herhangi bir problem olmasın diye burada savaşacağız derdi. Ama bu durum bize şunu gösteriyor maalesef kendi halkı bile kendisine güvenmiyor. Ve maalesef ciddiyet nedir? Ciddi olarak nasıl milliyetçi olunur? Bu konuda da herhangi fikirleri yok demek ki. Yani. Kesinlikle. Ciddiyet, yani... Demek ki bunlara bu iş bir oyun olduğu intiba verilmiş ve bu şekilde insanlar aldatılmış. Afiş arkadaşlar afiş. Yani... Şimdi Barzani'nin seçimlerden önce Kuzey Irak'taki birçok kentte yaptırdığı afişler var Kayhan abi, Mehmet Bey. O afişlerde tamam içimizdeki bazı arkadaşlar çok yakınımızda, çok uzakta değil. Bizle birlikte yaşayan arkadaşlar Barzani'nin bu referandumuna çok masumane bakıyor. Çok farklı bakıyorlar. Ama Barzani'nin hazırlamış olduğu afiş burada. Biz buna karşı olduğumuzu aslında ifade etmeye çalışıyoruz. Barzani'nin afişi bu. Erbil'deki afişi görüyorsun Kayhan abi, Mehmet Bey. Evet. Van Gölü içerisinde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin birçoğu evet, içerisinde. Evet. Yani yaklaşık 25-30 Trabzon'a komşu olmuşlar yani. Trabzon'a komşu olmuşlar gibi görünüyor. Ve bu referandum haritası düşünün. Evet. İçimizdeki Siyonizmle de bizim biraz mücadele ediyor olmamız evet. lazım. Yani sadece sınır dışında bir takım problemler yok. Yani kendi sınırlarının içerisinde Kuzey Irak'ta hakim olduğun bölgede Van Gölü var. Yaptın hadi referandumu ama bu harita neyin nesi? Bana bu haritayı açıkla. Şimdi o şuradan kaynaklanıyor. Bu bir nevi şımarmışlığın yeni neticesi. Ama gördüğümüz kadarıyla bunları şımartarak bir yere varmak mümkün değil. Bunları şımarta bu haritaya İstanbul'u da katarlar günün birinde. İstanbul'u kattıkları zaman Edirne'yi de katarlar. Biz de gidip Edirne'nin ötesinde kendimize bir vatan arayalım bari. Yani zamanında da öyle oldu. Girit'i kaybettik, Makedonya'yı kaybettik, Balkanları kaybettik, Mısır'ı kaybettik, Kerkük'ü kaybettik, Batı Trakya'yı kaybettik. Bu bölgeyi, bu toprakları kaybedeceğiz. Aman Kürt arkadaşlarımız darılıp gücenmesin. Aman Kürt kökenli arkadaşlarımız bizi ırkçı zannetmesin diye. Kardeşim biz vatanımızı savunuyoruz. Irkçı değil. Ne zannederlerse zannetsinler. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diyoruz. Bunun aleyhinde tek kelime çıkaranla da beraber değiliz. Kusura bakmayın. İçinler İsrail'e sığınsınlar. Kesinlikle. Madem Barzani'ye güvenmiyorlar, İsrail'e sığınsınlar. Bakalım İsrail onları alıyor mu? Ya bir de şöyle bir durum var. Yani biz Kürtlere değil de kendini Kürt milliyetçisi olarak tanıtan yani ülkenin birliği bütünlüğünden söz eden ama aynı zamanda Barzani'nin bu yöne yani bu referandum açıklamasını ya da bu projesini destekleyen insanlara karşı söylediğiniz sözler çok önem arz ediyor. Kesinlikle onlara karşı söylüyoruz. Yani zaten ve şunu unutmasınlar bence. Allah'ın izniyle ben geçen programda da sizin programınızda değil bir başka programda da şunu söylemiştim. Artık Sezai Karakoç'un çok güzel bir şiiri var. Bu şiirle ifade etmek istiyorum. Diyor ki şair şiirinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli diline doladığı bir şiirdir. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Ya. Bizde mezarlardan bile yükselen bir baharın olduğunun farkında olarak bu adımlarını atsınlar. Ve bence ayaklarını denk almaları lazım. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine söz biz söyleyecek derken, herhangi ne bir... Ne Kürt, ne kesinlikle, Arap, hayır. Hiçbir şeyi kastetmiyor. Hayır. Kesinlikle. Ben de diyorum ki iyi ki demokratik açılım yapmışız. Evet. PKK'yla barış yapılamayacağını anlamışız. Ve kamuoyu da bunu anlamış. İyi ki diyorum bu insanları bu kadar şımartıp bu düzeye getirmişiz. Onların ne olduğunu böyle zor bir durumda
görmüş, anlamışız. Yani her şey tecrübeyle yaşanıyor. Bu binlerce cilt kitap yazsan bunların böyle yapacağını halka ikna edemezsin. İkna edemezsin ama real bir şekilde gördüler bunu. Evet. Ve oradaki Kürt halk bile şu an artık yani PKK'nın veya PKK'nın destekçilerinin kendilerini temsil etmediğini çok net bir şekilde görebildiler. Ve bunu da söylüyorlar. Yani oradaki yani bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız orada. Bizim en samimi olduğumuz arkadaşlarımız belki Kürttür. Evet. Ve bunlar net bir şekilde bunu söylüyorlar. Bizim amacımız ülkenin birliği, bütünlüğü ve buna göz dikecek kim olursa olsun biz onun karşısındayız yani. Kesinlikle. Tayım Genel Koordinatörü Mehmet Altundağ, çok teşekkür ediyorum. Bugün programa katıldığınız için Güneş Gazetesi yazarı Kayhan Uygur. Kayhan Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, gündem programını bugün de noktalıyoruz. Kuzey Irak'ı, Barzani'yi konuşmaya çalıştık. Kerkük'ü konuşmaya çalıştık. Bölgedeki denklemi konuşmaya çalıştık. Konuklarım değerlendirmeye çalıştılar. 1 saat 45 dakikalık zaman diliminde. Önümüzdeki günlerde çarşamba günü gündem özel yine olacak. Umut ediyoruz ki iyi haberler, iyi gündemlerle karşınızda oluruz. İyi haberlerle, iyi gelişmelerle karşınızda oluruz dileklerimizi iletip mutlu bir gece geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşça kalın.